Günaydın. Bugün 6 Aralık Pazar 2020. Hafta sonunun son günü. Yani son hafta sonu programımız bu hafta için. Karşınızdayız. Sıcak gündem başlıklarımızla karşınızdayız. Haberlerimizle, gazete manşetlerimizle, yorumlarımızla ve ikinci bölümümüzde de önemli bir konukla karşınızda olacağız. Neler var gündemde? Birinci gündemimiz, en önemli gündemimiz şu an için koronavirüs. Bugün sokağa çıkma yasağının ikinci günü, 56 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci günü. Biliyorsunuz artık yeni genelge ile birlikte her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması diyelim. Saat 9 itibariyle cuma akşamı 9'dan pazartesi sabah 6'ya kadar da sokağa çıkma yasağı uygulaması var koronavirüsle mücadele kapsamında. Nasıl geçti 2 günlük süreç? Bunları görüntüleri ekranlara getireceğiz, sizlerle paylaşacağız. Vatandaşın yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Tabii denetimler de çok yoğunlaştırıldı, çok sıklaştırıldı. Neredeyse adım başı her yerde polis noktası var. Sokakta olan vatandaşlardan neden sokakta olduklarını, izin belgelerini vesaire polis ekipleri, denetim ekipleri kontrol ederek geçişini sağlıyor. Koronavirüsle mücadele sürerken koronavirüsün çözümüne, salgının dizginlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Elbette aşı çalışmalarından bahsediyorum. Çin aşısı, Alman aşısı, Amerika aşısı derken yerli aşıda da umutları yeşerten bir açıklama yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bunları sizlerle paylaşacağız. Tabii koronavirüsle mücadelenin yanında bölücü terör örgütü PKK ile ve Fethullahçı Gladio ile mücadelede de hız kesmeden devam ediyor. Yeni operasyonlar var. PKK'nın kış üstlenmesine yönelik yeni harekatlar var. Bunları sizlerle paylaşacağız. Siyasette gelişmeler var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonlarının dinlendiğini söylemişti. O iddialara yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bu konuda karşılıklı açıklamalar var ve elbette gözümüz kulağımız Doğu Akdeniz'de. Çünkü Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri topyekun şöyle bir Türkiye'ye yaptırım kararı için hepsi sıraya girmiş durumda. Halihazırda bir yaptırım yok ama yaptırım tehditleri Türkiye'nin gözüne sokuluyor. Aynı zamanda ekonomiye ilişkin gelişmeler, bütçe görüşmeleri, asgari ücret görüşmeleri hepsini sizlerle hafta sonu programında paylaşacağız. Hafta sonu başlıyor. Evet, sokağa çıkma yasağı dedik. Cuma akşamı saat 21'den itibaren 56 saatlik bir sokağa çıkma yasağı başlatıldı. Bu kapsamda denetimler, tedbirler de sıklaştırıldı. Tam 20.101 noktada denetim noktaları oluşturuldu. Aynı zamanda binlerce kamerayla sokaklar, caddeler an be an takip ediliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında cuma akşamı 20'de başlayan sokağa çıkma yasağının ardından yurt genelinde denetimler sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokak kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların kurallara uyduğunu belirtti. Denetimlere ilişkin verileri açıkladı. Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20.101 uygulama noktası bulunuyor. 78.873 kamerayla tedbirler takip ediliyor. İstanbul'da kısıtlama kapsamında denetimler yoğun bir şekilde sürüyor. Araçlar tek tek durduruluyor, izin kağıdı isteniyor. Kuralları ihlal eden kişilere cezai işlem uygulanıyor. Denetimler sadece karadan yürütülmüyor, havadan helikopterde destek oluyor. Uygulama kapsamında jandarma bölgesindeki yerleşim yerleri, ormanlık bölgeler, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları, otoyollar ve kavşaklar, mesire alanları kontrol ediliyor. Kuralları ihlal eden kişiler havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildiriliyor. Kuralları hiçe sayanlara cezai işlem uygulanıyor. Sokak kısıtlamalarını fırsata çevirmeye çalışanlar da oldu. Düzce'de Akınlar Mahallesi'ndeki depoya giren iki kişi kalorifer peteklerini söktü. Üç tekerlekli motosikletlerin arkasına yükledi. Bölgede denetim yapan polis ekipleri sokak kısıtlamasında dışarıda olan iki hırsızı fark edip durdurdu. Aralarında geçen diyalogsa dikkat çekti. Oğlum sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmiyor musunuz sokağa çıkma? Abi biz de çıkacağız mı sanki konuşuyor şimdi? Zanlılar sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, görevli memura zorluk çıkardıkları ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bir kere yasakları göz ardı etme gibi bir durumun mevzubahis sayı olmaması lazım ama görüntüde gördüğünüz üzere hem yasağı dinlemiyor, sokağa çıkıyor hem de polisle münakaşaya giriyor. Hata üzerine hata, kabul edilemez elbette, cezai yaptırım uygulanmıştır. Şimdi aşı çalışmalarına gelecek olursak, biliyorsunuz Çin bu konuda dünyaya örnek bir davranış sergiledi. Hem koronavirüsle mücadelede hem aşı çalışmaları konusunda çok başarılı bir aşı da üretti. Ama yaklaşık 2-3 haftadır Çin Halk Cumhuriyeti'nin ürettiği aşı üzerinden bir propaganda yapılıyor. Elbette kara propaganda yapılıyor. Bu propagandayı yapanların da isimlerini telaffuz etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir gazeteleri arayın tarayın. Çin zulmü, Çin bilmem neyi, Çin diktatörlüğü diye sürekli yaygara koparanlar bu kez de bilim üzerinden Çin saldırısına, Çin'e karşı saldırıya geçmiş durumda. Ancak her şeye rağmen Çin'in Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısına güven gitgide artıyor. 50 milyon doz aşı sipariş etti Türkiye. 11 Aralık'ta gelecek, Türkiye'ye getirilecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz bu konuda ben de aşı yaptıracağım, Çin aşısını ben de yaptıracağım dedi. Aynı zamanda toplumun da bu konuda gönüllü olacağını vurguladı. İnaklı virüs aşısı ülkemize geldiği anda ben de aşı olacağım. Çünkü güveniyorum. Çin'in Sinovac aşısına karşı başlatılan karalama kampanyalarını bir kez daha çürüttü. Aşı güvenilir, ben de olacağım dedi. Çünkü güveniyorum. Bilinen bir teknoloji. Bu faz 3 çalışmasına katılan yakınlarım da oldu. Onlardaki sonucu da görme şansım yakından oldu. Ondan dolayı güvendiğim bir teknoloji olduğu için ben de bu aşıyı vurulacağım. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, Çin'den gelecek aşının uygulama aşamalarını anlattı. Zaten aşı ülkemizde 11 Aralık'tan itibaren gelmeye başlayacak ama hemen ertesi gün bu aşı uygulanmaya başlamayacak. Öncelikli olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili incelemeleri gerçekleştirilecek. 50 milyon doz aşı 11 Aralık'ta peyderpey Türkiye'ye getirilecek. CoronaVac aşısı 2 haftalık inceleme sürecinin ardından da uygulanmaya başlanacak. Aynı zamanda burada faz 3 çalışmalarının erken sonuçları da değerlendirilecek. Tüm bunların analizi neticesinde ki yaklaşık bu da 2 haftalık bir süredir. Evet, aşı bizim standartlarımıza uygun. Faz 3 çalışmalarında olumlu sonuçlar var. Evet, bu aşı uygundur denilip erken kullanım izni verilecek. Kayıpmaz, geleneksel yöntemle üretilen aşının güvenilir olduğunu vurguladı. Bakmayın sosyal medyada dolaşan bazı aşı karşıtı yaklaşımlara. Halkımızın büyük çoğunluğunda ben aşıya karşı bir teveccüh olacağını düşünüyorum. Ve hepsinin de gönüllü olarak bu aşıyı güvenle uygulayacağını düşünüyorum. Bilim kurulu üyesi Kayıpmaz, halkın aşıya güveninin artacağını ve gönüllü olmak için sıraya gireceklerini belirtti. İnsanlara tavsiye eden hekimler olarak biz de öncelikli olarak bu aşıyı vurulacağız ve hiç öyle korkulacak iddiaların bu işin altında olmadığını belki de bir şekilde örnek olarak göstermeye çalışacağız. Böylesi durumlarda elbette önemli olan sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilinciyle hareket ettiğiniz sürece bu tür mücadelelerde mücadeleye katkı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi sorumluluk bilinci önemli. Sıradaki haberimiz buna ilişkin. Özel Isparta Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Hakan Kaya, kurum ve kuruluşları kişileri sorumlu davranmaya davet etti. Vefat sayıları ile ilgili, vakalarla ilgili propaganda yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Türk Tabipler Birliği'ni de, hekimleri de asli görevleriyle ilgilenmeye çağırdı. Türkiye'de sağlık alanında 100 küsür bin hekimimiz can ışırar çalışıyor bugün. 600-700 bin yardımcı sağlık personelimiz, en az 600-700 bin de hizmetli personelimiz hastanelerde hizmet veriyor. Tabii takdir edenler var, bir de eleştiri getirip sağlık hizmetimizi kötüye gösterme gayretleri var. Bu bana dokunuyor. Vefat sayısı ile ilgili iddiaları ortaya atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na doktorlardan tepki geldi. Özel Isparta Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Hakan Kaya İmamoğlu'nu eleştirdi. Moral verilmeli. Moral önemlidir. Bugün de bizlerin morale ihtiyacı var. Profesör Doktor Hakan Kaya yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nu sorumlu davranmaya çağırdı. Vaka sayımız ile hasta sayımızın yüksek olmasının kimseye bir yararı yok. Buraya atıfta bulunacağımıza sizlerin de iyi niyetli olduğunuzu düşünüyorum. Yapılanlara atıfta bulunalım. Mesela diyelim ki bugüne kadar 200 küsür bin insanımızı
hastanelerimizde tedavi ettik. Bu bir başarıdır diyelim. Kaya, toplumun öne çıkardığı insanlardan moral beklediklerini söyledi. Salgınla mücadelede sağlık sisteminin gücüne vurgu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir hastasını dışarıda bırakmış değil. Hiçbir hastasının yoğun bakım gerekeni yoğun bakımsız bırakmış değil. Ucu açık söylemlerle devletimiz bunlara yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Sağlık sisteminde yetersizlikler var mı, yok mu şeklinde muğlak ifadelerle devletimizi bu konularda aciz göstermenin bir manası yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Vatandaşlarımız müsterih olun, rahat olun. Profesör Doktor Kaya, Türk Tabipler Birliği yöneticilerini yıkıcı faaliyetlerinden vazgeçip hekimlerin asli sorunlarıyla ilgilenmeleri konusunda uyardı. Bir kapımızı çalıp, arkadaşlar tabipler olarak bir sorunlarınız var mı? Biz bunları değerleyelim, hükümetimize, Sağlık Bakanımıza iletin demediler. Bu neyi gösteriyor? Kendi görevleriyle hiç ilgilenmediklerini gösteriyor. Neyle ilgileniyorlar? Siyasetle. Bir takım ülkeyi yıkan mihraklarla, paralel açıklamalarla, izahatlarla bir yere varlamaz. Benim buradan çağrım, lütfen bizim sorunlarımızla ilgilenin. O son cümleyi şöyle bir tırnak içine alıyorum, bir kenara bırakıyorum. Çünkü üzerinde duracağız. Türk Tabipler Birliği'ne yönelik lütfen hekimlerin asli sorunlarıyla, sağlığın asli sorunlarıyla ilgilenin dedi. Bunu bir kenara bırakıyorum. Çünkü asli sorunlarla, sağlık sorunlarıyla, sağlıkla, bilimle ilgilenmesi gereken Türk Tabipler Birliği maalesef PKK panellerinde boy göstermeye başladı ki gösteriyordu ama bu kez göze göze soktular şöyle bir konuyu. Bunu bir kenara bırakayım. Az sonra bu konuya döneceğiz çünkü. Şimdi maske konusu. Dün bu stüdyoda konuşmuştuk. Kimle? İstamet Medikal İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Vefa Türksever'le konuştuk. Maske ilk sıralarda koronavirüsün başladığı ilk dönemlerde ulaşımı zor olan bir medikal üründü. Kimse maskeye ulaşamıyordu, kimse dezenfektana ulaşamıyordu. Ancak şu an tedarik zincirinde bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ancak başka bir sorun baş gösterdi. Sağlıklı sağlıksız, onaylı onaysız her türlü maske piyasada maalesef vatandaşa maske diye satılıyor. Maskenin üzerinde önemli duruyoruz. Çünkü hayatımızdaki yeri şu dönemde oldukça büyük. Peki doğru maske, doğru medikal ürün nasıl temin edilebilir? Haberimizi izleyelim. Maskenin bir tıbbi ürünü olduğunu bilmemiz lazım. Bir de Sağlık Bakanlığı onaylı olması lazım, kayıtlı olması lazım. Marketler, pazarlar, takıcılar artık her yerde maske satılıyor. Eğer Sağlık Bakanlığı kaydı yoksa bu maskelerin veya herhangi bir tıbbi ürünün kullanmamak lazım. Çünkü insan sağlığı için zararlıdır. Artık bizimle bütünleşmiş olan maskenin kalitesi bulaşıcılığı azaltmak için oldukça önemli. Kutuların üzerinde barkodlar vardı. Aynı maskelerde de vardır bu. O barkodu cep telefonumuza indirip ürün takip sistemini açıp o aplikasyonu okutacağız. Okuttuğumuz zaman ürünün kayıtlı olup olmadığı, nerede, eğer kayıtlıysa nerede üretildi, hangi sınıfta oldu, kutu adeti, kutu içeriği, rengi, görselleri, kullanma kılavuzu hepsi vardır. İstanbul Medikal İşletmecileri Derneği Başkanı Vefa Türksever, maskede merdiven altı üretimlere dikkat çekti. Şu an taban fiyat 1 lira ama çok daha aşağılara indi. Şu an 25 liralara, 30 liralara medikal firmalardan, eczanelerden Sağlık Bakanlığı kaydı olan, kullanılabilir, mevzuata uygun, kaliteli maske alabilirler 50 lira kutu fiyatına. Türksever, ürün takip sistemi kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. O sistemi açtığımızda ve barkoda girdiğimizde ürün kayıt dışı görünüyorsa şikayet butonu çıkar, şikayet edip kutu üzerindeki adres bilgilerine girip tıbbi cihaz kurumunu şikayet edebilir vatandaşlar. Taklitler çoğaldı, sahtecilik arttı. Doğru ve kaliteli bir maske 3 katlı olmak zorunda. Orta tabaka bizden çıkan nemi tutan bir tabakadır. Dış tabaka da dışarıdan gelecek aerosol parçacıklar içerisinde gelen virüsleri veya bakteri floralarını tutar. Yani viral yük maskenin dış yüzeyindedir. Nem yüküne ulaşan maskeyi de mutlaka çıkarmamız lazım. Bu da ortalama 3-4 saattir. Yani iki ucuna lastik geçirilmiş her bez parçası maske değil. Aman dikkat, dikişsiz olmalı, üç tabakalı olmalı. Özellikle ÜTS diye Sağlık Bakanlığı'nın bir sistemi var. Ürün takip sistemi. O barkodu o sistemde okuttuğunuz zaman üreten firmadan tutun da hangi bezle üretildiğine kadar her türlü bilgi zaten sizlerle paylaşılıyor. Özellikle bazı marketler zincirinde maalesef Sağlık Bakanlığı onayı olmayan maskeler satılıyor. Aman dikkat, sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım. Şimdi dünyaya bir göz atalım. Biliyorsunuz Aralık ayından bu yana koronavirüs salgını dünyada 140 ülkeyi etkiledi. Vaka sayısı 66 milyonu aştı. 1,5 milyon kişi dile kolay hastalığa yenik düştü. Sırada dünyadan korona raporu var.
Salgında bilanço giderek ağırlaşıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 66 milyonu aştı, can kaybı 1,5 milyona tırmandı. Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. Ülke çapındaki toplam vaka 14 milyon 772 bini, toplam ölüm sayısı ise 280 bini geçti. Koronavirüste umutlar aşıya çevrilmişken Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilen Joe Biden'dan ilginç bir açıklama geldi. Covid-19 aşısı hazır olduğunda Amerikalıları aşı olmaya zorlamayacağını ifade etti. Rusya'da da vaka sayısı 28 bini geçerek en yüksek seviyeye ulaştı. Başkent Moskova'da virüse karşı toplu aşılama devreye girdi. 70 klinikte aşılama çalışmaları başladı. Aşı ilk olarak risk grubundaki kişilere uygulanacak. Şimdilik sağlık, eğitim ve sosyal alanda hizmet veren kurumların çalışanları aşı yaptırabilecek. Aşı yaptıracak olan kişilerin bazı kronik hastalıkların olmaması ve son 2 hafta içinde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmamış olması gerekiyor. Hamile ve emzirme döneminde olan kadınlar aşı yaptıramaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en fazla vaka görülen 3 ülke 9 milyonla Hindistan, 6 milyonla Brezilya, 2 milyonla Rusya. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 524 473 kişi yaşamını yitirdi. 45 milyon 812 972 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Aralık ayından bu yana tam 66 milyon vaka var. Dünyada tespit edilen 1,5 milyona yakın kişi de maalesef bu hastalığa yenik düşmüş durumda. Herkes dört gözle aşıyı bekliyor şu an. Aşıdan gelecek olumlu güzel haberleri bekliyor. Aşının teminini bekliyor daha doğrusu diyelim. Şimdi az önce tırnak için alıp bir kenara bıraktığımız bir ifade vardı. Neydi? Az önce bir doktor, Isparta'da bir doktorumuz ne demişti? Türk Tabipler Birliği hekimler asli sorunlarıyla ilgilenmeli. Evet, Türk Tabipler Birliği asli hekimler sağlık sorunlarıyla öncelikle ilgilenmeli ancak. Bakın PKK-HDP bağı zaten Türk Tabipler Birliği. PKK-HDP bağı nedeniyle tepkilerin odağında olan bir yapı. Yeni bir skandal var. Nedir o skandal? TTB Merkez Komite Üyesi Halis Demir, Avrupa'da PKK'ya bağlı Kurt Akat Derneği'nin konferansına Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak katılacak. Tekrar ediyorum, PKK'ya bağlı Kurt Akat Derneği'nin yaptığı bir panele Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak katılacak. Bu isim aynı zamanda Türk Tabipler Birliği'nin merkez komite üyesi maalesef. Kurt Akat Avrupa'da nasıl biliniyor? PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlenmek üzere oluşturulmuş bir oluşum olarak biliniyor. Türk Tabipler Birliği Merkez Komite Üyesi Halis Demir, sözde Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak konuşacak. PKK-HDP bağı nedeniyle tepki toplayan TTB yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. Avrupa'da PKK'ya bağlı akademisyenleri örgütlemek üzere kurulan Kürt Akat Derneği'nin düzenlediği Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı'na TTB'de katılacak. 16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacak konferansta konuşmacılar arasında TTB Merkez Konsey Üyesi Uzman Doktor Halis Yerlikaya da yer alıyor. Konferans programında Yerlikaya'nın sözde Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak yer alacağı belirtilerek konuşma konusunun da Kuzey Kürdistan dışlanma ve asimilasyon bağlamında tıbbi bakım olduğu vurgulanıyor. Kürt akademisyenler ağı olarak da nitelendirilen Kürt Akat'ın başkanı Doktor Dersim Dağdeviren'in de katılacağı konferansta Yerlikaya dışında 3 doktorun da sözde Güney, Doğu, Batı Kürdistan adına konuşma yapacağı kaydediliyor. Demir'in PKK'nın Akademisyen Örgütleme Derneği'nde daha önce yaptığı bir konuşma da var. 13 Temmuz 2020'de Kürt Akat Derneği'nin YouTube sayfasında yer alan konuşma videosunda Halis Demir sözde Kuzey Kürdistan'da Covid-19 sürecini anlatıyor. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'su için terör örgütü PKK, Kuzey Kürdistan ifadesini kullanıyor. Üst üste yaşanan bu skandallarda PKK'nın hayaline TTB komitesinde yer verildiğini gösteriyor. Diyarbakır Kulp doğumlu 40 yaşındaki uzman doktor Halis Yerlikaya son seçimde yeniden TTB Merkez Konseyi'ne seçilmişti. Türk Tabipler Birliği'nin başkanlığına geçtiğimiz Eylül ayı sonunda terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı seçilmişti. Şimdi ne yapacağız mesela? Yarın öbür gün Türk Tabipler Birliği'ne yönelik bir soruşturma başlatıldığında bu konuda
altını çiziyorum bu konuda. Bir soruşturma başlatıldığında ne yapacağız? İşte hükümete karşı olan kurum ve kuruluşlara bu baskı kabul edilemez diye çıkıp utanmadan, sıkılmadan basın açıklaması mı yapacağız? Bir hekimin görevi bu mudur? Kuzey Kürdistan temsilcisi olarak bir panelde konuşmacı olarak katılmak mıdır? Yoksa Türk Tabipler Birliği'nin görevi Türkiye'de var olan bir sağlık mücadelesine katkı sunmak mıdır? Maalesef bölücülük yolunu tercih etmek kimseye bir yarar getirmez. Aksine zarar getirir. Hem kendi kimliğinize, hem bağlı olduğunuz kurumun kimliğine, hem kendi ülkenizin topraklarına zarar getirir. Başka hiçbir şey getirmez. Gazete manşetleriyle devam edelim. Aydınlık Gazetesi işte manşetini bu habere ayırmış. TTB yöneticisi PKK panelinde Kuzey Kürdistan konuşmacısı başlığıyla Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Doktor Halis Yerlikaya, PKK'nın Almanya yapılanması bünyesinde bulunan Kurt Akad'ın konferansında konuşmacı olacak. Yerlikaya, Doğu illerimizin kastedildiği Kuzey Kürdistan başlığında söz alacak. Acaba ne diyecek diye hiç merak etmiyorum. Çünkü ne diyeceğini de adım gibi biliyorum. Çevrim içi olarak 16 Ocak 2021'de yapılacak konferansın programına göre Yerlikaya, Kürdistan'da savaş, kriz ve pandemi bağlamında sağlık yapıları oturumunda 4 kişiyle birlikte konuşacak. Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev yapan Yerlikaya, son seçimde yeniden TTB Merkez Konseyi'ne seçilmişti maalesef. Siirt'te 2012-2014 arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yöneticiliğini yapan Yerlikaya, bu dönemde yaptığı konuşma ve etkinliklerin terör örgütüne destek verdiği şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Türkiye'yi Suriye'de işgalci gören Kurt Akad'ın eş başkanı Dersim Dağdeviren, PKK'nın yayın organı Özgür Politika gazetesinde yazıyor. Yani nereden baksan tutarsızlık, her yol aynı yere çıkıyor, her yol bölücülüğe çıkıyor. Bu yapıda anladığımız kadarıyla işte o panelin duyurusuna ilişkin bir de görseli paylaşmışlar. Konferanstaki konuşmacılar işte Güney Kürdistan adına temsilci, Kuzey Kürdistan adına temsilci, Doğu Kürdistan adına temsilci diye şöyle bir duyuru görseli de hazırlamışlar. Maalesef bu şekilde Avrupa'da bir panel olması da ayrıca esefle kınanması gereken bir durum, tavır alınması gereken bir durum. Bölücülüktür diyor. Kim diyor? Kayseri Tabip Odası Başkanı Doktor İlhan Şahin ve Cumhuriyetçi Hekimler İkinci Başkanı Doktor Hikmet Çevik, Yerlikaya'nın Kuzey Kürdistan sunumuyla konferansa katılmasına bölücülüktür sözleriyle tepki gösteriyor Şahin. Bu bölücülüktür, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz diyor. Çevik de, Sayın Hikmet Çevik de Türk Tabipler Birliği yönetiminin suça ortak olduğunu söylüyor. Türk Tabipler Birliği yönetimi bakalım bu konuda da daha önce yaptığı gibi şöyle çark açıklaması yapacak mı? Çok merak ediyoruz. Sayın Hikmet Çevik, Türk Tabipler Birliği de bu suça ortak olmuştur diyor. Evet, yan etkisi çok az başlığı var. Neye ilişkin? Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen aşıya ilişkin. Çin aşısına gönüllü olan doktor yan etkisi çok daha az demiş. Alman menşeli Pfizer ve Çin üretimi Sinovac'ın faz 3 çalışmalarını yürüten Profesör Doktor Fehmi Tabak, Pfizer'in ateş ve kas ağrısı %40-50, Sinovac'ta %10 civarında dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, ben doktorlara soracağım, olsam mı olmasam mı diyordu. Buyurun işte Profesör Doktor Fehmi Tabak, yan etkisi %10 diyor. Alman aşısının yan etkisi %40-50 iken o Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilen aşının yan etkisi %10 diyor. Ancak siz hangi doktora inanacaksınız onu bilemiyorum. Açıklamanızın da nasıl olacağını az çok tahmin edebiliyorum zaten. Sürmanşete bakalım. Türkiye'nin batıya sadakati artık nostaljide kaldı. Kim söylüyor bu ifadeleri? Çok yakından tanıdığı ulusal kanal izleyicilerinin, Aydınlık Gazetesi okurlarının, aydınlıkçıların çok yakından tanıdığı Graham Fuller. Türkiye kontrolden çıktı mı? Başlıklı son makalesinde Türkiye'nin sadık bir Batı müttefiki olduğu nostaljik eski güzel günler sonsuza dek geriye kaldı. İşte Fuller'in diğer tespitleri demiş başlıkta, bir başka Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye ile Asya'nın bağları çok kuvvetli. Amerika Birleşik Devletleri egemen rolünü kaybediyor. Erdoğan 1960'ların Abdülnasır'ına benziyor.
Türkiye, İran, Batı'ya karşı birlikte Sayın Şule Perinçek'in yazısı Aydınlık gazetesinin sür manşetinde yer almış. Dördüncü sayfasında, bugünkü gazetenin dördüncü sayfasında makalenin tamamına da ulaşabilirsiniz. Granfüller'i nereden biliyoruz? Eski CIA Türkiye istasyon şefi Granfüller aynı zamanda, ki bu konudaki haberleri de CIA'nin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik haberleri de sizlerle paylaştığımızda Granfüller adını çok sık duydunuz bizlerden. Sür manşetteki bir başka haber, 26 dakikada Türkiye'ye adanan 50 yıl. 140 Journalist isimli YouTube kanalında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yaşamını anlatan belgesel yayınlandı. Belgesel kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak iktidar oldu. Kısmen iktidar isimli belgeselde Doğu Perinçek'in çocukluğu, gençlik yılları ve mücadele hayatı kendi anlatımıyla aktarılıyor. Perinçek belgeselde milli demokratik devrim, sosyalist devrim ayrışmasını ve silahlı mücadeleye karşı duruşlarını anlattı. AK Parti ve MHP ile aynı gemide yer aldıklarını belirtti. Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye'nin rotasını çizdiğini söyledi. Belgesel paylaşılır paylaşılmaz zaten binlerce kişiye ulaştı. Çok çok farklı yorumlar yapıldı. İçinde çok gündem yaratan ifadeler kullanıldı. Ve maalesef sözüm ona sol örgütler, o tırnak içine alalım. Çünkü vatansız solcular diye ayırdığımız vatan bilmez, toprak bilmez, bayrak bilmez, ülke bilmez, milli kimlik bilmez solcular bazı ifadeleri çekip kara propaganda yaptı. Ancak tabii ki etkisiz. Gölen maya çalmanın dışında bir şey yapamadılar. Belgeseli izlemenizi önemli tavsiye ediyorum. Çok güzel, ellerine sağlık hazırlayan ekibinde, emek veren ekibinde ellerine sağlık bu belgeseli. Devam edelim. Hürriyet gazetesiyle Kabus Evi başlığıyla çıkmış. Ankara Keçiören'de bir evin deposunda bulunan 23 yavru 69 cins sessiz köpekle ilgili ilginç ayrıntılara ulaştı demiş Hürriyet gazetesi. Pis ve sağlıksız bir ortama sahip depoda kaçak köpek üretimi yapılıyor. Doğan yavruların ses telleri ilaçla ve endoskopik yöntemle yok ediliyor. Havlasalar bile sesleri çıkmayan bu köpeklere Türkiye'nin dört bir yanından müşteri çıkıyor. Depoda köpeklerin ses tellerinin yok edilmesine kullanılan çok sayıda ilaç ve medikal malzeme de bulundu. Binada yaşananlar hiç köpek sesi duymadıklarını, yaşayanlar hiç köpek sesi duymadıklarını söylüyor. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu temsilcisi Tülay Danacıoğlu, bu da köpek mafyası. Bu mafya aylar süren titiz bir çalışma ve takip sonucu ortaya çıkarıldı dedi. Köpeklerin bulunduğu evin sahibine 12.489 lira ceza kesildi. Hayvanlara eziyetten de hakkında soruşturma açıldı. 3 gündür yaklaşık Türkiye'nin gündeminde olan ve görüntüleriyle de içimizi sızlatan bir haberi Hürriyet gazetesi Kabus Evi başlığıyla manşetine taşımış. İlk yerli motor Gökbey'e başlığıyla bir haber daha. Biliyorsunuz ilk yerli helikopter motoru Türkiye'de üretildi ve test edilmesi adına da ilk milli helikopterimize gönderildi. Motor ilk yerli helikopter Gökbey'e entegre edilecek. Motor teknolojisinde söz sahibi çok az ülke bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'yi her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz demiş. İlk milli helikopter motoru Eskişehir'de test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene canlı bağlantıyla katıldı. Şimdi demiştik ki az önce 26 dakikalık o belgesel işte Hürriyet gazetesi de birinci sayfasına küçük bir spot olarak taşımış. Denizle Mahir'in kulaklarını çektim başlığını çekip almış. Perinçek kısmen iktidar adlı belgeselde tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Deniz Gezmiş ile Mahir Çayan dolduruşa geldi. Kulaklarını çektim. Toyluk bu. Hepsi çoluk çocuk ifadelerini almış. Birinci sayfasına yerleştirmiş. Aynı zamanda Deniz Gezmiş Filistin'e giderken benden izin istedi ifadelerini de almış. Birinci sayfasına çekmiş. Şimdi bunlar tevatür olan hikayeler değil aslına bakarsanız. 68 kuşağı önderlerinden kime sorsanız aslında bu aradaki ilişkiyi Sayın Doğu Perinçek'in 68 kuşağına yaptığı telkinleri, ağabeyliği hepsi bilir, o liderliği hepsi bilir. Ama mevzu bahis böyle haberlere gelince, böyle propagandaya gelince çoğu kulağın üzerine yatıyor ki Allah'tan bu doğruları yazan, yazmaya cesaret eden işte Sayın Turan Feyzoğlu gibi isimler var. Bu bilgilerin hepsini çeşitli kaynaklardan da doğrulatabilmenin imkanları var. Lütfen o imkanları kullanın. Kullanmadan böyle tepeden bakmayın. Sırf propaganda yapacağım ya da
bir propagandaya alet olacağım ya da sosyal medyada 3 tık fazla alacağım, gündem olacağım diye böyle yalan haberlerin peşine düşmeyin. Bu ifadelerin doğruluğunu da çeşitli kaynaklardan okuyarak, araştırarak ulaşabilirsiniz. Özellikle dikkatinizi çekmek istedim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Türkiye bu habere şaştı kaldı. Neydi haber? 3 köye virüs üflemesiydi haber. Şimdi bir üfürükçü 3 köyü dolaşıyor, koronavirüsü yok edeceğim diye insanları üflüyor. O üfürükçüde koronavirüs var. O koronavirüsü tam 136 kişiye bulaştırıyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek bir haberdi. Dün Milliyet Gazetesi'nin manşetiydi. Bugün başka bir haber. Akçabat'ta karantinaya alınan bir mahallenin sakinleri diğer evlerine, akrabalarının yanlarına kaçtı. Yani karantinaya alınmışlar çünkü enfekte olmuşlar ama başka bir evde akrabalarının yanına kaçmışlar. Milliyet'in dün manşetinde yer alan 3 köyü üfürdü haberimiz Türkiye'nin gündemine oturdu. Koronavirüsten korunmak için 3 köydeki vatandaşları üfleyen ve okuyan kadının 136 vatandaşa koronavirüs bulaştırması ve turşu kurmak için bir araya gelen 3 aileden 21 kişinin pozitif çıkması özellikle sosyal medyada binlerce paylaşıma konu oldu. Yani maalesef koronavirüsün turşusunu kurmuşlar. Bilinçsizlikten kaynaklanan benzer bir vakaysa dün Akçabat'ta yaşandı. Adacık mahallesinde Covid-19 vakaları artınca önceki gece 21'den itibaren karantina kararı alındı. Ancak 620 haneli mahalleli bu haberi önceden öğrenince mahalleden apar topar kaçtı. Karantinada kalmak istemeyen mahallenin yakınlarının yanına yerleştirdikleri öğrenildi. Maalesef bu şu demek oluyor. Gittikleri mahallenin de karantinaya alınması oranı çok ihtimali çok çok yüksek olmuş oluyor. Bilinçsizlikten kaynaklanıyor maalesef. Demek ki bu tür karantina hamlelerinde önceden haber vermeden böyle gizli gerekirse şafak baskını gibi tabii ki espri yapıyorum. Bir operasyonla yapmak gerekirmiş. Önceden haber alınırsa demek ki durum bu oluyormuş. Ne diyelim? Bir başka haber. İftirayla karşı karşıyayız. Kim diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tank palet fabrikasına yönelik eleştirilere ki o eleştirilerin ya da iddiaların başını da CHP Genel Başkanı çekiyor. Tepki gösterdi. Fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyle 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiçbir fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız dedi. Biliyorsunuz o iddialara Milli Savunma Bakanlığı da özel bir açıklamayla yanıt vermişti. Tank palet fabrikası hala Türk Silahlı Kuvvetleri denetimindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimindedir. Sadece bir miktar yatırım yapılmıştır. Bunun dışında bir adım öteye giden durum yoktur diye. O açıklamaları Sayın Mahir Ünal da Twitter hesabından paylaşmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan o iddialara yanıt veriyor. 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyor ya da hayatında hiç fabrika görmemiş şeklinde. Sabah gazetesi devam edelim. Karabağ'da Ay Yıldız gururla dalgalanıyor. Başkan Erdoğan, Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadelesi neticesinde bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor demiş. Bir fotoğraf karesi de paylaşmış. Bu yolda iftihar ettim. Erdoğan, Sarıkamış, Kurt Horasan yolunun açılış töreninde konuştu. Karsı bölgede ticarette bir üst seviyeye taşıyacak bu yolu izlerken iftihar ettim. O dev viyadüklerin üzerinden geçen bu yolu kullananlar ülkemizi ve milletimizi takdirli anacaktır demiş. Karabağ semalarını artık paçavralar değil hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin timsali olarak gururla dalgalanıyor. Fransa parlamentosunun aldığı karar fecaattir. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı verebilirler demiş. O ifadelerini yani önce Aliyev'in ifade ettiği sonra da kendisinin tekrarladığı ifadeleri bir kez daha dile getirmiş Kars'taki bu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yerli aşımız güvenilir ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarında diyor. Kim diyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 50 milyon kişiyi en erken zamanda aşılamayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarımızla birlikte önce ben de aşı olacağım. Aşıların menşeinden ziyade güvenlik ve etkinliğine bakılmalı. Geleneksel yöntemle üretilen aşılar daha güvenilir. Yerli aşımız güvenilir ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarında diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
O kara propagandaya da böylece yanıt vermiş oluyor. Evet, Sabah gazetesinde bir haber. CHP vaka sayısını açıklamıyor tarzında. Biliyorsunuz CHP'de taciz salgını diye dün bir başlık atmıştı gazete. Bugün de yine koronavirüse atıf yaparak, salgına atıf yaparak CHP vaka sayısını açıklamıyor başlığını kullanmış. CHP'de cinsel taciz salgını hızla büyüyor. Parti yönetimi ise utanç vakalarını gizliyor. CHP'li yerel yönetimlerde bir haftada 8 taciz olayı ifşa oldu. CHP yönetimi bunlarla ilgili ne bir inceleme başlattı ne de bir kınama yaptı. Tacize veya tecavüze karıştı ayyuka çıkan 2 il başkanı yardımcısı, 2 ilçe başkan yardımcısı ve 2 ilçe yöneticisi koltuğunda oturmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Maltepe Belediyesi'nde başlayan, daha doğrusu belediye değil, Maltepe İlçe Başkanlığı'nda başlayan bir olay. Sonra peş peşe iddialar birbirini izlemişti. Sabah gazetesi birinci sayfasına CHP vaka sayısını açıklamıyor başlığıyla taşımış bu haberi. Akşam gazetesiyle devam edelim. Gökbey'e milli motor. Milli helikopter motoru Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle yerli helikopter Gökbey'de testlere başlamak üzere teslim edildi. Törende konuşan Erdoğan, artık sadece motor üreten değil, tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Türkiye'yi her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize yaklaşıyoruz diyor. Tank palet fabrikası ile ilgili iddialara da yanıt verdi. O iddiaları da yine birinci sayfasını taşımış Akşam gazetesi. HDP'li torbacı paketlendi başlıklı bir haber. Geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanıp serbest kalan Halit Şaşmaz uyuşturucu satarken yakalandı. Aynı zamanda HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi olan ve Aksaray'da torbacılık yaparken suçüstü yakalanan Şaşmaz'ın iller arasında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı anlaşıldı. Şaşmaz'ın çevresindeki gençlere de "Burada uyuşturucuyu yasaklıyorum, bu mahallelere artık uyuşturucu giremeyecek, bunu izin vermeyeceğiz" dediği ortaya çıkmış. Çünkü kendi satacakmış, başka tacir istemiyormuş orada anladığımız kadarıyla. Devam edelim Yeni Şafak'la. Dördüncü kural artık aşı başlığı var Yeni Şafak gazetesinde. Maske, mesafe, temizlik 3 altın kuralıydı bu koronavirüsle mücadele döneminin. Dördüncü kural artık aşı. Evet, aşının bu hafta Türkiye'ye gelmesiyle Covid-19 mücadelesinde yeni süreç başlayacak. Aşının vatandaşlara 14 gün arayla 2 doz olarak uygulanacağını söyleyen Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Has Öksüz, maske, mesafe ve hijyen kuralına aşıyı da ekliyoruz. Şu andan itibaren salgın ancak bu dörtlü sayesinde yok edilmeye çalışılacak dedi. Bilim Kurulu aşı olacak. Bilim Kurulu üyelerinin tamamının aşı olacağını açıklamış Has Öksüz yine Yeni Şafak'a. Virüsten en az 6 ay korur demiş. En ince ayrıntıya kadar çalışma yapılıyor. Lojistik dağıtım ve uygulamada sorun olmayacak ifadelerini kullanmış aynı zamanda. Korona sakinliğe, kısıtlama gelince sokaklar boş kaldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla. Evet, Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Dünyada kıtlık alarmı, önemli bir haber. Duralım arkadaşlar lütfen. Dünyada kıtlık alarmı. Zor bir dönemden geçen dünyada 2021 yılı içinde kıtlık alarmı var. Ortalama her 20 yılda bir kıtlık yaşandığını hatırlatan uzmanlar, salgın sonrası yaşanacak kuraklığın sonuçlarının daha ağır olacağına dikkat çekiyor. Küresel ısınmaya bağlı aşırı ısınma ve su kaynaklarının azalması da diğer riskler. İşte görüyorsunuz haritada tarımsal hasılanın son 2 yılda %45 arttıran Türkiye, pandemiyle birlikte sektöre büyük dönüş yaptı. Traktör satışları Nisan-Eylül döneminde %117 arttı. Ancak yağışsız geçen aylar endişe veriyor. Meteorolojinin Ağustos-Ekim 2020 dönemini kapsayan haritasında siyah renkle gösterilen kurak bölgelerin arttığı görünüyor. İşte o harita İç Anadolu'nun büyük kısmı, Doğu Anadolu'nun büyük kısmı. Yeşil alan sadece Ege bölgesinin iç kısımlarında var. Onun dışında işte Karadeniz'in Orta Karadeniz kısmı diyelim, Orta Karadeniz bölümü, İç Anadolu'nun büyük bir kısmı, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Akdeniz'in bir kısmı tamamen siyah, tamamen kurak. Renkler açıldıkça da kuraklık azalıyor ama siyahtan sonra kahverengi, sonra bir ton düşmüş. Büyük bir alan kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya meteorolojinin de bu haritasına göre. PKK'ya karşı kış seferi
Gelelim, devam edelim, devam edelim. Evet, terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. 2571 personelin görev aldığı operasyonda yurt içinde ağır darbe yiyen terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Yıldırım operasyonlarında 148 terörist öldürülmüştü. Şu an PKK kış üstlenmesini yapıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri o üstlenmenin yapılmasına da izin vermiyor. Zaten bir avuç kalan PKK'lıya. Sözcü gazetesi, TÜİK enflasyonu 2.3, halkın enflasyonu 6.7 başlığıyla çıkmış. Devlet Kasım ayında enflasyonun %2.3 arttığını açıkladı. Vekilin alışveriş listesine göre fiyatlardaki artış %6.7. Arada uçurum var. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ile birlikte Nigar Dikbayır çıkmışlar alışveriş yapmaya. %6.7 demiş, sonra bir hesap yapmış. %6.7 demiş, benim alışverişime göre enflasyon. Bunu bir ölçü olarak almış Sözcü gazetesi. Cumhuriyet'le devam edelim. 2.8 milyar uçtu demiş Cumhuriyet gazetesi. Ulaştırma Bakanlığı Arge fonunda toplanan paralar da buharlaştı. 2.8 milyar uçtu. Usulsüzlük iddiası var ihalede. Hazine el koymuş aynı zamanda duruma. Ucuz ekmek kuyruğu başlığıyla işte hemen altında vatandaşın, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşın ucuz ekmek kuyruğuna girdiğini bir fotoğraf karesiyle göstermiş Cumhuriyet gazetesi. Kararla devam edelim. Haziranda sandık gelir demiş Karar gazetesi. Kendi talebini bir anlamda manşete taşımış. İyi Parti Genel Başkanı Akşener Karar TV yayında erken seçim için tarih verdi. Cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi taşıyamıyor. Feci bir fakirlik var. Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Olması da gereklidir demiş. Bu ifadeleri manşete taşımış Karar gazetesi. Devam edelim Fanatik gazetesiyle. Bahane yok, aslan var demiş Fanatik gazetesi. Evet, bu hafta çok gollü başladı. Dün Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyete, bir önceki gün özür diliyorum. Dün de Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet. Hatayspor dememe bakmayın. Hatayspor ligin flaş ekiplerinden, önemli ekiplerinden biri. Ligi yeni çıktı ama kısa sürede böyle rüştünü de ispatladı. Galatasaray futboluyla çok tartışılıyordu aslına bakarsanız. Dün 3-0 bu maçı alması biraz taraftarların gönlüne su serpti. Ne sakatlıklar, ne Covid vakaları, ne de camia içindeki kriz. Bahane yok, aslan var demiş. Hiçbir engel Cimbom'un yolundan döndüremiyor. Geçen hafta Fenerbahçe, dün de Alanya kaybederken tempolu hücum futbolunu bol golle süsleyen Galatasaray Hatay'ı da mağlup ederek liderle puanını eşitledi. Aslan şimdi bay haftasında dinlenmeye çekiliyor. Gözünü ise yine rakiplerinin puan kaybında olacak. Hemen şöyle yandaki spotları baştan verelim arkadaşlar. En üste gelelim lütfen. Evet, lider Alanya'ydı. Alanya dün Gençlerbirliği karşısında bir şok yaşadı. 2-1 kaybetti maçı. Geriye düştüğü maçta bir türlü üstünlüğü kuramayınca 2-1 kaybetti. Bu durumda Galatasaray'la da puanını eşitlemiş oldu. Alanya Spor ligin şu an en iyi futbol oynayan ekibi. Benim gözlemime göre Alanya Spor. Göztepe'de seriye devam. Kayseri Spor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtaran Göztepe ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Göztepe-Kayseri maçı 1-1. Başakşehir son şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele veriyor. İyi bir futbol ortaya koyuyor. Leipzig karşılaşmasındaki 4-3'lük mağlubiyete rağmen bu ifadeyi kullanıyorum. Ancak ligdeki sınavı pek de iç açıcı değil. Ortanın da altlarında şu durumda. Geçen hafta Denizli'ye karşı uzatmalarda 2 puan kaybeden Başakşehir bu kez Malatya ile deplasmanda berabere kaldı. 2 puan daha bırakmış oldu Başakşehir Futbol Kulübü bu maçla birlikte. Konya Spor'dan 4-3, evinde 10 kişi kalan Erzurum'u rahat yenen Konya Spor son 4 haftadaki 3. galibiyetini aldı. Üst sıralara tırmandı. 2-0 Konya Spor bu maçı kazandı. Giresun 2 dakikada çözüldü. Aynı zamanda Bolu Spor'da tek attı. 2. ligdeki, daha doğrusu TFF 1. ligdeki karşılaşmaları da vermiş. Foto maça bakalım son olarak spor gazetelerinde arkadaşlar. Aslan kükredi başlığıyla çıkmış. Galatasaray evinde Hatay'ı 3-0 devirdi. Son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikte müthiş bir seri yakalayan Aslan, lider Alanya ile puanlarını eşitledi demiş. Birinci sayfada Terim bravo çocuklar
Terim'in futbolculara, Fatih Terim'in futbolculara sarılırken fotoğraflarını da birinci sayfada paylaşmış. Hemen şöyle bir bugünün maçlarını da bir göz atalım. Karagümrük Rize maçı var saat 13.30. Saat 16 Antalya Ankara Gücü. Saat 19'da da Denizli Fenerbahçe maçı var. Yarın da Trabzonspor Sivas'ta oynayacak. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile birlikte umutları yeşerdi. Başkan Ağoğlu'nun dünkü bir açıklaması var. Dün yaptığı bir açıklama vardı. Bundan sonra Karadeniz Fırtınası izleyeceksiniz diye. Abdullah Avcı'nın gelip de iki maçta da takımı önemli ölçüde ileriye taşıması Trabzon'un umutlarını arttırdı. Beşiktaş'a da kısmen rahat bir nefes aldırdı. Çünkü Beşiktaş bir yandan Sergen Yalçın'la çalışırken diğer yandan eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya da aylık ödeme yapılıyordu. Trabzonspor'la anlaşmasıyla birlikte yanlış bilmiyorsam aylık ücretinin 250 bin liralık gibi bir kısmını yine Beşiktaş ödüyor ama 750 bin liralık gibi aylık bir yükü de Beşiktaş'ın üzerinden almış oldu. Beşiktaş demişken son 3 haftada 10 gol atmak, 9 puan toplamak herhalde Sergen Yalçın farkıdır bir Beşiktaşlı olarak da. Gurur duyuyorum. Deniz de oradan çok güzel bir gülüş attı bana. Espor gazeteleriyle birlikte bu bölümü noktaladık. İkinci bölümde konuğumuzla karşınızda olacağız. Az sonra. Evet, programımız ikinci bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde bir değerli konuğumuz var. Saros Araştırma Şirketi Genel Müdürü Sayın Burhan Eptemli. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu Saros Araştırma Şirketi derken biz de doğru telaffuz etmek adına özellikle vurguluyoruz. Çünkü karıştırılıyor. Neden Saros? Önce ondan başlayıp ne demek Saros? Nereden aklınıza geldi böyle bir isim? Neden Saros? Şimdi bu soruyu sormanız çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çok karıştırıyorlar. Yahudi firması diyorlar, George Soros diyorlar. Saros, ben ilk şirketi kurduğumda, 2005 yılında şirketi kurdum. O sene babam rahmetli olunca bir şey olsun, bir adı yaşasın diye. Annemle babam, rahmetli annemle babamın isimlerini koydum Saros olarak. Sarya ve Osman birleştirdim. Sonra da bir açılım yaptım. Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Organizasyon Servisi diye. Bu şekilde bir açılım yaptım. İsim buradan geliyor. Ama vatandaş halkımızda George Soros da Yahudi firma mı diyeceğine bizim Saros Körfezi'miz var. Orayla bağdaştırsınlar bari. İsim buradan geliyor. Siyasi Araştırmalar Organizasyon Servisi. Peki araştırma yapıyorsunuz. Sık sık Türkiye'nin gündemine, Türkiye'nin siyasetine, yönelimine ilişkin. Şunla genel bir soruyla başlayayım. Türkiye'de siyaset deyince artık siyasetten çok polemikler konuşuluyor. Yani mesela son polemik konusu benim telefonlarım dinleniyor dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İçişleri Bakanı çıktı buna yanıt verdi. Genelde biri iddia ortaya koyuyor. Öbürü çıkıyor o iddialara yanıt vermeye çalışıyor ama bunlar siyasi değil. Vatandaş buna nasıl bakıyor? Yani memnun mu siyasi tartışmalardan Türkiye'deki vatandaş memnun mu? Şunu söyleyebiliriz. Geçmiş eski siyasete baktığımız zaman şu anki siyaset çöpe atılması lazım diyebiliriz. Yani tabii ki çöpe atılması derken konuşma tarzları, polemik yaratma. Örneğin bir önce siz bahsettiğiniz gibi telefonum dinleniyor. Dinlenirse dinlensin. Tamam, özel hayatıdır. Ama parti içi bir dinlenme oluyorsa da olsun. Ne var yani bir hata yapmıyorsan? Hata yapıyorsan, bir şeyler ülkeyle ilgili bir sorun yaşatıyorsan bırakın dinlensin. O yüzden bu tarz polemiklere gireceğine ülke yararına neler yapabiliriz? Muhalefette iktidarda sen şunu yaptın ben bunu yapacağım değil de ülke yararına şunu yapacağız bunu yapacağız demeleri daha iyi olur. Vatandaş da artık bunlardan yani artık yaka silkiyor diyebiliriz. Neden bunları konuşuyorlar? Çocuklara, gençlere kötü örnek olunuyor. Televizyondaki özellikle konuşma dilleri. Birbirine hakarete varan suçlamalarla konuşma tarzları. O yüzden siyasetçilerimiz, özellikle basın önünde olan siyasetçilerimiz bu tarz konuşmalara daha çok dikkat etmeli. Ben kendi şahsıma 40 yaşındayım. Siyasetçiler konuşmaya başlayınca televizyonu değiştiriyorum, kanalları değiştiriyorum. Artık dinlemek istemiyorum. Çünkü şunu düşünüyorum, ya şimdi birbirine hakaret etmeye yine başlayacaklar. Bunları çocukların duyduğunu düşündüğümüzde ki televizyonlarda hemen hemen günün 24 saatinin çoğunluğu siyasetçiler konuşuyor bazı kanallarda. Çocuklara geleceğe kötü örnek oluyor. Demek ki siyaset budur, politika budur, politika hakaret etmektir diye düşünürler. Onlar da o şekilde giderler. Yani artık öyle ki tartışma programları ya da siyasetçiler konuşurken
artı 18 logosunun yayınlanmasını istiyor bazen insan. Kesinlikle, ben de ondan yanayım, kesinlikle konması lazım. Kesinlikle konması lazım. Hem artı 18, yani artı 18 hem şiddete yönelik hem de argoya yönelik konulması lazım. Peki üslup, böyle bir şeyiniz oldu mu? Araştırmanız oldu mu? Üslup konuşmuşken onu da sorayım. Yani memnun musunuz siyasetçinin, şu siyasetçinin, bu siyasetçinin üslubundan diye? Şöyle, daha önce yaptığımız bir çalışma vardı. Pandemi öncesi yaptığımız bir çalışmada böyle bir soru sormuştuk. Bu soruda partili partisiz, yani sadece bir AK Partili ya da CHP'li MHP'li değil, tüm partilerin ortak görüşü yaklaşık %90'ını dilden memnun değiller. Yani konuşma dilinden memnun değil. Geri kalan %10 memnundur anlamına gelmiyor. Fikir beyan etmiyorlar. Fikrim yok, izlemiyorum onları gibi konuşma. Yani hemen %100'ü bu dilden memnun değiller. Bu dili değiştiren siyasetçi ön plana her zaman çıkar. Maalesef. Peki araştırma, son araştırmanızı da yaptınız. Raporlar da bize geldi, bize ulaştı, inceledik. O araştırma üzerinden biraz gidelim. Türkiye'de ekonomi sorunu, Türkiye'de terör sorunu ya da siyasetçi sorunu, dış politikayı sorunlu olarak görenler, son araştırmanızda buna ilişkin de ilginç veriler var. Vatandaş Türkiye'nin en önemli sorununu ne olarak görüyor ya da bunu kategorize edebiliyor mu? Buyurun. Şimdi son Kasım Türkiye gündemi, Türkiye gündemi Kasım 2020 diye bir proje yaptık. Metodolojisinde 3092 kişiyle yaklaşık 27 ilde yaptık. 24 büyükşehir, 3 normal ilde yaptık. Yüz yüze ve kati şeklinde. Yarısı yüz yüze, yarısı da katiydi. Bu araştırma metodolojisi söylemekte yarar var. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorununu sorusunu 3 ana başlık şeklinde, yani 3 defa sorduk. En önemli birinci sorunu, en önemli ikinci sorunu, en önemli üçüncü sorunu diye 3 defa sorduk. Bu 3 sorunda da karşımıza gelen bir tablo vardı. Tabloyu da rica ediyorum arkadaşlar, yansıtırsa ekrana. Tabloda şöyle, ilk en önemli ilk sorununda ekonomi ve işsizlik, ikisi de birbirini bağlayan iki faktör, birinci ve ikinci sırada yer aldı. Koronavirüs üçüncü sıraya yerleşti. Hükümet, eğitim, yargı, adalet diye devam etti. Muhalefet, sağlık. Sağlık da sonuçta koronavirüsle aynı bağdaşıyor. Ekonomi ve işsizlik %60'lık bir dilimini zaten almış oldu. Biz bu tablodan şunu görebiliyoruz. Hani eskiden derdi ya, işimiz olmasa, şu olmasa bile sağlık olsun derdik. Sağlığımız yerinde olsun. Bu yeter bize derdik. Fakat artık vatandaşlar şunu diyor. Hayır ya, sağlık olmasa da olur. Ekonomimiz iyi olsun, işimiz olsun. Çünkü aç kaldıktan sonra, açlıktan tabiri caizse öldükten sonra sağlık olsa ne yazar? Mantığında hareket ediyor. O yüzden ekonomi ve işsizliği birinci sıraya, bir ve ikinci sıraya yerleşti. Daha önceki çalışmalarımızda, evet tabloda gördüğümüz gibi, daha önceki çalışmalarımızda şöyle bir durum vardı. Terör gördüğümüz üzere 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırada yer alıyor. Bu terör olayı 1. sıradaydı. Ne zaman? Yani 1,5 yıl öncesine kadar 1. sıradaydı. Sağ olasın Sayın Bakanımızın da özverili çalışması, kararlı çalışmasıyla terör hemen hemen artık son sıralara doğru geriledi. Burada ekonomi ve işsizlik 1. sıraya dediğimiz gibi yerleşti. İnsanımız, vatandaşlarımız daha çok maddi durumum olsun, cebimde param olsun, evimde ekmeğim olsun, çorbam kaynasın, sağlığım ikinci sırada ya daha sonra alıyor. Yani sağlık olsun demiyoruz artık. Evimizde aşımız olsun diyoruz. Çünkü baktı insanlar artık özel sağlık sigortası, sağlığın özelleştirilmesi, sağlık bile parayla oluyor herhalde. Onun için mi ekonomiyi birinci sıraya taşıdı? Zaten şöyle dediğiniz gibi ekonomisi iyi olduktan sonra şu anki sağlık sistemi geçmişteki gibi değil. Yani insanlar devlet hastanelerine gidip de oralarda sürünmüyorlar eskisi gibi. Özel hastaneler artık rahatlıkla gidilebiliyor. Artık devlet hastanelerinde de sürünme yok zaten eskisi gibi, yani eskisi gibi. Yıllar öncesi, 20 yıl öncesinden bahsediyorum. 20 yıldan önceki zamandan bahsediyorum. O yüzden insanlar ekonomimiz iyi olursa zaten sağlığımız da olur. İstediğimiz yere de gideriz. İstediğimiz hastaneye tedavi alırız. O yüzden ekonomi sağlıktan önce geliyor. Ekonomi birinci öncelik. Peki devam edelim. Şimdi ikinci sorun yine diye sorduk. Türkiye'nin en önemli ikinci sorun ne diye sorduğumuzda, yine ikinci tabloyu da verebilirsek arkadaşlar. İkinci tabloyu verelim arkadaşlar. İkinci tabloda da biraz daha şunu göreceğiz. Yine %33.4 ikinci sorun olarak yine ekonomiyi görmüş.
Şimdi zaten şunu diyecekler, nasıl oluyor? Birinci sorun ekonomi, ikinci sorun yine ekonomi, işsizlik. Geldi. Yine bak, ekonomi ve işsizlik yine birinci, ikinci sırada. Bunu da şu şekilde söyleyelim. Örneğin ben size geldim, dedim ki en önemli bir sorun nedir size göre dedim. Siz ekonomi dediniz. Hı-hı. Peki en önemli ikinci sorun dedim, işsizlik dediniz. Başkasına gittim, o da en önemli sorun birinci sıraya işsizlik dedi, ikinci sıraya ekonomi. O yüzden ekonomi ve işsizlik burada yer değiştirdi sadece. Yine ikisi de aynı, birbirini bağlayan iki şey. Yine üçüncü sırada koronavirüs, üçüncü sırada yer alıyor. Burada adalet sistemi, sağlığı da biz koronavirüse kattığımız zaman. Eğitim üçüncü sırada, dördüncü sırada, adalet sistemi de beşinci sıraya, ya sağlığı saymıyorum. Hı-hı. Beşinci sıraya yerleşmiş oluyor. Diğer tabloda göreceğiz yine adalet sistemi. Beşinci sırada yerini koruyacak. Üçüncü şeye mi geçelim? Üçüncü sorun. Üçüncü tabloya da geçelim. Tamam. Üçüncü sorun nedir sorusunun yer aldığı tabloya geçelim arkadaşlar. Bunda bir parti tercihi falan da söz konusu oluyor mu? Onu da öğreniyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ağırlıklandırma dediğimiz bir sistem var. Bunu araştırmacılar bilir. 24 Haziran'da hangi partiye oy verdin diyoruz. Size sorduk. Siz Hı-hı. dediniz ki X partiye veriyor. X partili ne dedi? Y partili ne dedi? Yani diğer bir tablomuz var zaten. Evet, şimdi onu da getirecek. AK partililer ne demiş, CHP'liler ne demiş, MHP'liler ne demiş diye ve diğer partililer ne demiş diye onlara sorarak zaten ağırlıklandırma yapıyoruz. Yani direkt çünkü bizim gittiğimiz insanların belki %100'ü hükümetçi olabilir, %100'ü muhalefete denk gelebilir. Tabii ki öyle bir şey olamaz da, yani denk gelme ihtimali yok da. Ama o yine geleceğini varsayarak, o yüzden parti ağırlıklandırması yaparak çalışılıyor. Her partinin oranına göre araştırma yapılıyor. Üçüncü sorunda da bu arada dikkatimi çekti. En önemli üçüncü sorunu koronavirüs demiş. Şeyde Türkiye'nin en önemli üçüncü sorusunda evet koronavirüs %29.5. Koronavirüs, işsizlik, ekonomi bu kez üçüncüye düşmüş. Şimdi bir önce dedim ya, size geldik dedim ki en önemli sorun işsizlik dediniz. İkinci sorun ekonomi dediniz. Üçüncü sorun dediniz koronavirüs dediniz. Yani bazılarına göre bu ikinci sorun oluyor. Bazılarına göre üçüncü oluyor. Soru, bazılarına göre bir oluyor. Ha, bunun oranlamasını çıkarıp tabloyu yansıtıyor. Tabii ki oranlamasını, her sorunun kendi içerisinde oranlamasını çıkartıp Hı-hı. yani burada net ilk üçte eğitim, işsizlik ve işsizlik, ekonomi ve koronavirüs var. Koronavirüs en başta dediğim gibi sağlık. Her şeyden önce sağlık değil, her şeyden önce ekonomi ve işsizliktir. Peki şeyi bir getirelim arkadaşlar ekrana. Size göre bugün Türkiye'nin en önemli birinci sorunu nedir? Parti tercihlerine göre diye bir parantez açılmış. AK Partililerin de büyük bir kısmının %33.3'ünün bunun parti tercihlerine göre. Bir altında hemen bir tablo var arkadaşlar. Bu görselin, onu getireceğiz. AK Partililerin de %33.3'ü yine ekonomi demiş. CHP %33.3 ekonomi. MHP %46.4 ekonomi. Yani bu şu mu demek oluyor? AK Partililer de mi ekonominin gidişatından memnun? Şimdi burada cebe dokunduğu zaman partili partisi hiç fark etmiyor. Yani ben AK Partiliyim, siz işte şu partilisiniz, seçmenle yani bu partiliyim bakmadan sonuçta Hı-hı. benim cebime dokunuyor ise bu cebime dokunduğu anda benim için parti fark etmiyor. O yüzden zaten AK Partililerin çoğunluğunun, burada tablo geldi. Hı-hı. AK Parti Türkiye'de en çok oy alan parti olması münasebetiyle AK Partili seçmenin söylediği oranla ekonomi ve işsizlik ne söylüyorsa o birinci sıraya yerleşir her zaman. Çünkü en yüksek oy o alıyor. Hı hı. En çok o AK Partilerle görüşülüyor. Parti aldığı oy oranına göre. Burada baktığımız zaman en çok zaten AK Parti ve MHP'liler. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı ekonomi demiş. MHP'nin %46'sı, AK Parti'nin %33'ü ekonomi demiş. O yüzden ekonomide zaten birinci sıraya yerleşmiş. Dikkatimi çekti. HDP'ye göre, HDP'lere göre Türkiye'de terör sorunu yok. 0,0. Ne diye adlandırıyorlar? Şimdi şöyle, HDP'ye muhalefet göre... Muhalefet sorunu da yok diyor mesela bu arada. Şimdi kendisi muhalefet, kendisi terör. Niye terör sorunu olsun dediğinde, yani şöyle, biz Doğu'da yaptığımız çalışmada şöyle bir söylem, PYK size göre Hı-hı. terör örgütü mü? Hayır. O yüzden terör örgütü sorunu yoktur. Sıfır çıkması lazımdı zaten. Hani sıfır çıkmasa bir sorun olurdu. Aa, niye sıfır çıkmadı? Acaba HDP terör, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor mu demeye başlardı. Ama bu kendini HDP'li olarak görenler. Yani Güneydoğu'daki herhangi bir vatandaşımız hayır, değil. Hayır hayır, biz şeyi burada HDP'ye oy veren seçmen. HDP'liler. Tamam. Tabii tabii, burada HDP 24 Haziran'da HDP'ye oy veren seçmene sorduğumuzda terörü %0 çıkmış. Yani sorun olarak görmüyor. CHP'de de %0. Ortaklar artık. Bu Millet İttifakı'nın da bir yansıması mı oluyor? İyi Parti'ye bir bakayım hemen. İyi Parti %1.3 mesela. Ciddi bir oran ki AK Parti'nin bile %0.2'si ama
İYİ Parti'nin %1.3'ü. Ama baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İYİ Parti, işte bu tabloda olmasa da Saadet Partisi, Millet İttifakı'nda kendi seçmen tabanında bile bu konuda demek ki ciddi fikir ayrılığı var. Şimdi şöyle, şimdi AK Parti %0.2 çıkması şu değil. AK Partililer terör olarak görmüyor mu? Şimdi o sıralama içerisinde olduğu için 0.2 çıkıyor. Yani terörle mücadeleyi aslında göz önünde bulundurarak, tamam, terörle mücadele başarılı gidiyor. PKK'nın başı ezildi. Bu artık bizim için bakılıyor. Bir sorun değil diyor. Artık bizim için bir sorun ama değil. HDP'yi de anladık. Cumhuriyet Halk Partililer de böyle görüyorsa o bir sorun. Yani Türkiye'de terör sorunu görmezden geliyorsa tamamen. Kesinlikle sorun. Bu yani büyük bir sorun. CHP'nin sıfır çıkması tamamen artık CHP'nin kendi, yani seçmen artık şuna bakmalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisine bakmalı. Yani ya tamamen birleşip HDP ile bir olmalı ya da söylemini açık açık söylemesi lazım. Yani gizli ortaklık diye bir şey olmaz. Yani biz bunun ki buna saygı göstermek zorunda insanlar devlet olarak, şey olarak. Yani HDP ile, HDP de sonuçta bir siyasi bir parti, resmi bir parti. CHP de yani biz HDP'nin fikirlerini paylaşıyoruz diyebilir, özgür. Adalet bölümü de dikkatimi çekti. Şimdi adaleti bir sorun olarak görenler, Cumhuriyet Halk Partililer 2.0 %, HDP %6.9, İYİ Parti %4.0. Orada bir ortaklaşma olmuş. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi AK Parti'den ve diğer partilerden kopan FETÖ'cüler bazı partilere dağıldılar. Onlar için şu anda bir adalet sistemi. HDP 6.9, İçeride olan PKK'lar var. KCK operasyonları. Operasyonlar var. O yüzden onlar için bir sorun. Aynı şekilde CHP için de. AK Parti ve MHP'de adalet sisteminde bir sorun yok. Yok mu? Elbette vardır. Vardır ama diğer şeylere daha çok dağılım yaptığı için orada sıfırla düşüyor. Hükümeti sorun olarak görenler, mesela AK Parti %0.4. Yani hem AK Partili olup hem hükümeti sorun olarak görmek, yani nasıl bir soru tarzı yönelsiniz? Direkt soru buydu. Size göre bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Şimdi AK Parti'ye oy vermek demek hükümeti tamamen destekliyor anlamına gelmiyor. Kabineyi beğenmiyor, bakanları beğenmiyor, bazı bakanların yaptıklarını beğenmiyor. O yüzden hükümet diyen AK Partiler hükümetin değişmesini istiyor. Hükümet derken kabinenin değişmesini istiyor. O yüzden, çünkü şu anda vatandaş hala eski sisteme göre hareket ediyor. İlerideki sorularımızı göreceksiniz. Hükümeti başarılı buluyor musunuz sorusuyla? O bölüme de gelelim arkadaşlar. Hükümeti başarılı buluyor musunuz sorusunun yer aldığı tabloya da gelelim. Bu arada ben de buradan bir yandan bakmanın gayretindeyim. Orada sonuçlar nasıl? Yani hükümeti... Şimdi orada da şöyle bir durum var. Hükümetin performansını genel olarak nasıl buluyorsunuz? Şimdi vatandaşlarımız hala şunu ayırmıyorlar. Hükümet artık Cumhurbaşkanlığı, yani kabinesinin Cumhurbaşkanı'nı oluşturduğu bir kabine. Vatandaş hala şunu biliyor, düşünüyor. Cumhurbaşkanı ayrı, hükümet ayrı. Normalde öyledir gerçekte. Şimdi burada hükümetin performansı genel olarak nasıl buluyorsunuz da başarısız çıkıyor. Yani baktığımız zaman %70'lerde bir başarısızlık bir oranı var. Bu alttaki, ortadaki tablo ile üstteki tablo, biz fikir kısmen başarılı ile fikrim yokları dağıttıktan sonra üstteki tabloyu verdik. Başarılı diyen 29.4. Ama burada baktığımız zaman şunu göz önüne almamız lazım. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın oyu %51-52'lerdeydi. Yani bu başarı oranı en azından kendi parti, yani Cumhur İttifakı'na yakın bir oran çıkmalıydı. Ve şunu da diyoruz, başarı oranı kendi aldığı oyun üstünde bayağı olmalı. Çünkü şöyle bir durum var. Ben başarılı diyebilirim ama oy vermek zorunda değilim, oy vermem. Başarılı buluyorum, beğeniyorum ama ideolojik olarak düşünüyorum, oy vermiyorum. O yüzden burada hükümetin başarısız çıkması, kendi aldığı oyun altında çıkması Cumhur İttifakı'nın oy eriyişine sebep anlamına da geliyor. Burada da baktığımız zaten parti ayrımında AK Partilerin %55'i başarılı demiş, MHP'lerin de %4.3'ü gibi bir çok az bir kısmı başarılı demiş. En çok zaten MHP'lerin %75 gibi bir oranı kısmen başarılı demiş. AK Partilerin de %30'u. Mesela AK Partililerin içinde %30.4'ün de başarısız bulması, yani kısmen başarılı, pardon, başarısız bulanların oranının %14 AK Parti'nin içinde. Bunlar işte ya kabineden, ya Erdoğan'ın liderliğinden, ya söylemlerden, bunlardan şikayet ediyorsunuz. Burada kabineden şikayet ediyoruz. Çünkü bir sonraki soruda Cumhurbaşkanı'nı başarılı buluyor musunuz sorumuz var. O soruyu da alalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nı başarılı buluyor musunuz? Hemen bir sonraki
%58.4 evet demiş. Evet, bak burada da gördüğü gibi vatandaş Cumhurbaşkanı da başarısız bulmuyor. %58 gibi bir oranda başarılı buluyor. Kendi aldığı oyun üstünde. Yani şu anlama geliyor. Bakın alttaki tabloya baktığımız zaman HDP'lerin %12.7'si başarılı görüyor. İyi Partililerin %6.7'si ve CHP'lerin 4.1'i. Ama bunlar parti oy ve Cumhurbaşkanı oy vermiyor. Oy vermeyenlerin de %26'sı başarılı. Yani bunlar oy vermiyor ama başarılı buluyor. Burada hükümetle kabineyi, yani Cumhurbaşkanı'yla kabineyi, hükümeti ayırıyorlar. Cumhurbaşkanı başarılı fakat maalesef ki kabine başarısız mesajı veriyorlar. Kabinedeki herhangi bir bakanın başarısızlığı da bütün kabineye mal ediyor. Bütün kabineye mal ediyor. Fark bütün etmiyor. Bütün kabineye mal ediyor. Peki var mı sizin başka dikkatinizi çeken bu tabloda? Ya da az önceki birinci sorunla ikinci sorunla ben dikkatimi çekenleri sordum. Sizin özellikle dikkat çekmek istediğiniz başlık varsa. Ya bir önce söylediğim konuda yani şunu vatandaş şunu söylemesin. Ya 26 başarılı görünüyor ama neden hala AK Parti Cumhur İttifakı yüksek oyları alıyor? Şimdi sandığa giden insan ne kadar başarısız olursa olsun ideolojik davranır. Başka alternatif yok der, yine oyu verir. Peki, o şekilde. İttifaklara yönelik bir araştırmanız oldu mu? Yani bu mesela AK Parti'yi başarılı, hükümeti başarılı buluyor musunuz ama Cumhur İttifakı'nı başarılı buluyor musunuz? Yok, öyle bir soru sormadık. Öyle bir soru sormadık. Peki, vatandaşın bakışı nedir? Böyle yansıtılmamıştır belki tabloya ya da siz bir çıkarım yapmışsınızdır. Vatandaşın Cumhur İttifakı'na yönelik bakış açısı ne? Şimdi şöyle, söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim yine de. Şimdi Cumhur İttifakı bana göre de ve vatandaşa göre, yani bazı kesime göre AK Parti'ye zarar veren bir ittifak. Neden AK Parti'ye zarar veren? Şey olarak değil tabii ki, oy olarak zarar veriyor. Devlete zarar veren bir ittifak değil. Şimdi baktığımız zaman MHP'li seçmen, eski MHP'li seçmen, ülkücü seçmen, AK Parti'ye oy veren büyük bir oranda bir seçmen kitlesi vardı. Cumhur İttifakı olunca zaten biriz beraberiz deyip MHP'ye geçti. Bunun yanında MHP ile ittifak yapınca muhafazakar Kürt seçmen, Kürt vatandaşlarımızın bir kesimi çekildi. Başka gidip HDP'ye de vermedi. HDP'ye vermedi. Çünkü muhafazakar Kürt seçmen HDP'ye asla oy vermez. Ya oy kullanmadı ya da başka bir partiye. Kendine daha yakın muhafazakar bir partiye geçti. O yüzden hani bir sözümüz var. Ne İsa'ya yarandık ne Musa'ya yarandık. Yani ortada kaldı. Yani bu sistem ittifakların gelmemesi kanaatindeydim. Ve vatandaş da bu kanaatte. Yani neden 50+1 dayatıldı böyle bir şeyi? O yüzden zarar verdiğini ben de bir vatandaş olarak düşünüyorum. Millet İttifakı? Millet İttifakı'nın işine geldi. Şöyle söyleyeyim. Bu işine gelmiş olabilir. Millet İttifakı'nın kendi içerisindeki mesela İYİ Parti ile HDP'nin yan yana gelmesi. Kendini milliyetçi diye tanımlayan bir kesim var. Kendisini işte Türkiye'nin karşısında konumlandırmış bir partiye oy verenler var. Bu iki partinin bir araya gelmesi ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin ittifak içinde olması. Algı nasıl vatandaşlar? Şimdi şöyle söyleyeyim. İYİ Parti'ye oy veren seçmen bana göre ve seçmen kendisi de şunu söylüyor. Kesinlikle milliyetçi olabilir ama ülkücü bir seçmen değildi. Daha önce de değildi. Kopmaya üzere olan bir seçmendi. Cumhur İttifakı, yani İYİ Parti Cumhur İttifakı'na bazen diyorlar işte konuşuluyor. İYİ Parti Cumhur İttifakı'na dahil olursa. İYİ Parti Cumhur İttifakı'na dahil olursa da oy alamaz. İYİ Partili, bu soruyu sormuştuk. İYİ Partili seçmen oy vermez. Çünkü İYİ Partili seçmen zaten keskin bir seçmendi. Yani hem MHP'nin içinde keskin bir seçmendi. İYİ Parti geçtikten sonra da yani Sayın Cumhurbaşkanı da o zamanki seçmenlerden kendi tanıdıklarımdan vardı. MHP'liydi, İYİ Parti'ye geçtiler. Cumhurbaşkanı'na asla yani şeyi görürlerdi. Asla oy vermeyeceğiniz bir seçmen olarak gördük. Yani biz şu soruyu soruyoruz. İşte hangi partiye oy veriyorsun? Örnek veriyorum AK Parti. Peki ikinci oy vereceğim parti, örnek veriyorum MHP. Asla oy vermeyeceğim bir parti. Mesela İYİ Partili seçmen asla oy vermeyeceğim bir parti AK Parti olarak görüyordu. Bundan dolayı İYİ Parti'ye yöneldiler zaten. Bundan dolayı İYİ Parti'ye yöneldi ve aynı zaten baktığınız zaman CHP ile zaten aynı tensanda gidiyorlar, aynı düşüncedeler. HDP ile de aynı düşüncede gidiyorlar. Yani çünkü şöyle bir ortak noktaları var. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Mantığıyla hareket edildiği için AK Parti yıkmak için her şey mübahtır. Yani HDP ile de birlikte hareket edebiliriz. Peki mantığı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni HDP ile birliktelikten rahatsız değil mi? Bir kesim rahatsız. Özellikle Cumhuriyetçi kanadı kere rahatsız. Fakat yine ortak noktada buluştukları için şimdilik tamam diyorlar. Sesini çıkartmıyorlar. AK Parti'yi yıkalım. Ondan sonra bakarız mantığındalar. Çünkü şunu düşüncesindeler hep. HDP ile hareket etmesek, birlikte hareket etmesek asla AK Parti'yi deviremeyiz.
Bunun bilinci neler? Bilinci neler? O yüzden seçme sesini çıkartmıyor. Çok tartışılan bir konu. Her araştırmacıya da sorulur. Erken seçim. Gündem oldu. Muhalefet partisi biz erken seçim istiyoruz, hazırız dedi. Cumhur İttifakı çıktı, hayır dedi, kapıyı kapattı. Vatandaş ne düşünüyor? Erken seçimi istiyor mu, istemiyor mu? O sorumuz vardı, geldi. Buyurun. Şimdi sizce 2023'ten önce Türkiye'de bir erken seçim yapılmalı mı? Baktığımız zaman direkt %57 evet çıkıyor. Hı hı. Bu da yani Cumhur İttifakı'nın üstünde olan bir seçmen. Oyunun üstünde olan bir seçmen. Fikrim yokları dağıtmıyoruz. Dağıtmadığımız halde. Eğer fikrim yokları dağıttığımız anda evet %65'lere çıkacak. %65'lere. %65'in üstüne de çıkıyor. Biz de ortalama %65 diyoruz. Baktığımız zaman AK Partililer seçmenin bile %14.6'sı erken seçim istiyor. Cumhur İttifakı'nın ikinci ortağı MHP'nin %60'ı erken seçim istiyor. Çünkü şunun bilincinde MHP'li seçmen. Eğer Cumhur İttifakı olarak seçime gidersek biz daha çok oy alırız. Yani MHP olarak daha çok oy alırız. Yine Cumhur İttifakı'nda gideriz. Ama şunu da net burada söyleyeyim. Eğer ittifak olarak gitmezlerse, ayrı ayrı giderlerse büyük bir ihtimalle, 24 Haziran'da da o net vardı. Büyük bir ihtimalle MHP baraj altı kalır. Büyük bir ihtimalle MHP baraj altı kalır. O yüzden seçmen akıllıca davranan bir seçmendir. Yani bizim seçmen gerçekten hani şu şekilde değil. Cahil seçmen değil. Şu köylüsü cahil değil, işte eğitimsiz cahil değil. Sandığa gittiği zaman en iyi kararı veriyor kendince. O yüzden MHP'li seçmen de burada erken seçim istemesinin sebebi hem hükümet değişir, kabine değişir. Çünkü o diğer faktörler de var. İşte kabineyi, hükümeti başarısız buluyor. Bu kabine değişir. Hem de daha yüksek daha bir yüksek oy alır. Zaten diğer HDP'nin, İYİ Parti'nin, CHP'nin istemesi gayet normal. Aşağı yukarı İYİ Parti ile HDP'de neredeyse aynı çıkmış oy oranları. Asgari ücret. Asgari ücret konusunda vatandaşa bir şey sordunuz mu? Ya da bir geri dönüşü var mı? Varsa o tabloyu bir sorumuz daha. Onunla ilgili asgari sorumuz var. Asgari ücretle ilişkin soruyu da arkadaşlar getirelim ekrana. Ne diyor vatandaş yani hazır tartışılıyor, görüşmeleri yapılıyor. Asgari ücret ne kadar olmalı? Mevcut durum, mevcut durumdan dolayı hayat pahalılığı üst seviyede 2324 lira malumunuz kimseyi bırakın 4 kişilik bir aileyi tek başına yaşasa bile o parayla geçinmek bir şekilde zor. Vatandaş ne diyor? Şimdi tablonun haricinde ben bir vatandaş olarak şunu söyleyeyim. Bu soruyu da asgari ücretle ilgili soruyu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir söylemi üzerine aklıma geldi. Bu soruyu sorayım. Hani asgari ücret vatandaşlarımız rahat yaşıyor gibi bir söylemi vardı Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun üzerine bu soruyu sorduk. Siyasiler lütfen bir ay hani çok klişe bir laf bir ay asgari ücretle geçinsin. Bir ay asgari ücretle geçinsin. Ankara'ya bilir misin? Gidip de Çukurambar'daki bir evde oturmasın. Lüks semtlerde oturmasın. Hı-hı. Bir gece konuda yaşasın. Razıyız. Kirasını da o gece kondurun. Ben vereceğim. Bir ay geçinsin ama. Zaten AK Partililerin %0.6'sı da geçinmek için yeterli mi sorusuna %0.6'sı sadece evet demiş. AK Parti'den. %26.1 kısmen demiş. Büyük bir çoğunluğu %71.8'i hayır demiş. Arkadaşlarım bu arada onu getirecekler ekrana hazırlığını yapıyorlar. Biz parça parça vermediğimiz için, tamamını attığımız için bu arada biraz gecikme oluyor. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamı %100. MHP'nin %95.7'si geldi. Yok gelmedi henüz ekrana. O %0.6 neye göre evet dedi? Yani sadece bu soruyu sordunuz mu yoksa değerlendirme de istediniz mi? Onu merak ettim. Şimdi şöyle, %0.6 neden öyle, 1.6 pardon özür dilerim, 1.6 neden öldü? Şimdi araştırma yaparken yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi hı hı. ve sosyoekonomi sınıfına göre ayırarak yapıyoruz. Şimdi sosyoekonomi sınıfı, yani maddi durumu ve eğitimi yüksek olan kesim, A, B dediğimiz kesim, asgari ücretin yeterli mi, yeterli değil mi bilmez. O yüzden yeterli der. Ya bugün tüm 600 vekilimizin 600'ünün de ya asgari ücret gayet iyi sorduğumuz zaman yani sosyoekonomi sınıfı AB dediğimiz insanlara sorduğumuz zaman asgari ücretin ne kadar olduğunu bile bilmeyiz. O yüzden asgari ücreti bu kesimde yeterli buluyor. Bu kesim 1.6'lık kesim sosyoekonomi sınıfı yüksek kesim. Yani bilmiyor ne kadar olduğunu bile ama yeterli diyor. Yani. Şimdi kısmen yeterli diyenler de yine dediğim gibi bir de geldi tablo. Kısmen yeterli diyenler de şimdi belki diyecektir bana dinleyici izleyicilerimiz. Ya CHP'de sosyoekonomi sınıfı yüksek olan yok mu AB'de? Hı hı. CHP'deki seçmenin sosyoekonomi sınıfı daha yüksek. AB kesimi daha yüksek. Onlar bilmese dahi yetersiz diyor.
Bilmese daha yani muhalefet olduğu için otomatikman... Yani anketi yaparken biraz ön yargılar da var anladığım kadarıyla. Kesinlikle kesin. Yani şimdi şöyle... Aidiyet duygusu, ideolojik yönelim bir şekilde bir cevap veriyor ama inanmadığı bir cevabı da verebiliyor. Ya şöyle bir örnek vereceğim. Bu asgari ücretin CHP'nin işte 3000 lira falan yapacağım 24 Haziran seçimiydi değil mi? Pardon 24 Haziran seçimiydi. İzmir'de bir çalışma yapıyorduk. Çalışma yaparken hani biz deriz ya ton ton bir Cumhuriyet kadını teyzemiz, nenemiz yani böyle hangi partiye oy vereceğiniz sorusunda CHP dedi. CHP neden CHP diye soruyorduk. Hani sadece CHP için AK Parti'ye neden AK Parti'ye soracaktık. Neden CHP diye sorduğumuzda sıraladı işte. Asgari ücreti şu yapacak, ekonomide bunu yapacak. Yani o zamanki CHP'nin tüm vaatlerini saydı. Sonrasında durdu. Yok dedi CHP'ye oy vermeyeceğim dedi. Sil dedi onu dedi. Neden diye sorduk. Hani bu kadar şeyde bunları yapamaz ki dedi. O an mı keşfetti yani? Yani o anda aklına geldi. Çok da tatlı söylediği için o anda aklına geldi. Bunları yapamaz ki dedi. Şimdi vatandaş bazı şeyleri bilmesine rağmen ideolojik davranıyor. Yani asgari ücretin burada AK Parti'nin seçimi belki hani bu sosyoekonomisi AB asgari ücretin ne olduğunu ne kadar olduğunu bile bilmiyorlar ama yeterli diyorlar. Bilse dahil yine ideolojik davranıyor yani AK Partili olduğu için yine yeterli deyip geçiyor. O yüzden burada baktığımız zaman gerçekten Türkiye'de asgari ücret 2350 lira 2000 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam ben de. 2324 lira. 2324 ben yüksek söyledim. Bu oran baktığımız zaman hiçbir ailenin tek başına yaşıyorsa bile ne kirasına ne elektriğine ev kendisinin olsun diyelim ne elektriğine ne suyuna hiçbirisine yetmez. Yani şuraya tabloya baktığımız zaman da zaten büyük bir ittifak var. Ben o aradaki turkuazları işte turuncuları falan. Şimdi o 83 ve 10.6 ile 0.6'yı paylaştırdığın zaman o 99.1'lere gelir. 99. O kalan %0.9 kalıyor herhalde. 0.9. O 0.9'u da ben bilmeden cevap veren, ideolojik tutum takınan. Kesinlikle onlar. Öyle görüyorum. Çünkü eğer bilerek bunu yapıyorsa da bir gün 2324 lirayı eline sayıp verip bir ay boyunca geçin bize de bir listesini yap biz de onu alalım. Kanun hükmünde kararname olarak yayınlayalım, vatandaş da o yöntemi uygulansın diyor. Nereye yapmak gerekiyor? Ya keşke yani. Şunu tüm partiler yapsa, mecliste grubu olan, vekili olan. Her vekil, yani kendisine, her partinin bir ya da iki tane asgari ücretle çalışan bir vekili olsa. Ama vekil olduktan sonra da asgari ücret alsın. Dur bakayım geçinebilecek mi? Ya bu 600 vekil geçinebilecek mi bu durumda? Ama vekil olduktan sonra asgari ücretle geçinmek kolay aslında yani. Çünkü vekil olduktan sonra oralara girmeyelim diyeceğim. Paraya falan da ihtiyacınız olmuyor. Yok, girelim. Ya yani az önce bir vekil Sözcü'nün manşetiydi galiba. Az önce bir vekil enflasyon 2.3 halkın enflasyonu 6.7 diye bir Sözcü gazetesi manşet yapmış. Vekil Dikbayır Sayın Dikbayır İYİ Parti'den çarşıya pazara çıkmış. İşte bu haber. Çıkmış bir alışveriş yapmış. Enflasyon diyor devletin açıkladığı gibi %2.3 diyor. Bak ben alışveriş yaptım. Enflasyon %6.7 arada uçurum var diyor. Yani bunu tabii ki haber olarak pazara falan çıkıyorlar ama vekil olduktan sonra bırakın 2324 lira, 2000 lira bile zaten 2000 lira arttırmanız demek ayda. Çünkü meclisteki size sunulan şartlara. Yani size şunu mu diyoruz? Her şeyleri bedava. Yani demek istemiyorum, ima ediyorum aslında. Siz demiş oldunuz burada. Devam edelim. FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, Türkiye'nin Gladio ile mücadelesi kısaca. Vatandaş nasıl bakıyor? İnandırıcı buluyor mu FETÖ ile mücadeleyi? O görseli de rica edelim arkadaşlardan. Vatandaş inandırıcı buluyor mu FETÖ ile mücadeleyi? Vatandaş mı inandırıcı buluyor mu? Öyle bir sorumuz vardı. Ekonomik dış güçler yok. Hangisiydi sorumuz? Dış güçler miydi diğer? FETÖ ile mücadeleyi sorumuz. Ben açtım. Şimdi bu şu şekilde soruyorumuzu sorduk. Belirtilen siyasi partinin FETÖ ile mücadele ettiğini düşünüyor musunuz? Birazdan tablo gelecek. Burada AK Partili seçmenin verdiği cevabı biz değerlendirmeye almadık. Çünkü AK Partili seçmenin verdiği oran çoğunluk olacağı için, %40'lık bir oy oranı olacağı için otomatikmen çok yüksek olarak kabul edecekti. Burada tüm siyasi partilerin olarak aldık. Diğer şeyde muhalefeti almamıştık. Burada almıştık özür dilerim. Şimdi baktığımız zaman AK Parti'nin %58'i yani AK Partili seçmen değil. Vatandaşın %58.4'ü AK Parti'nin FETÖ ile mücadele ettiğini söylüyor. Düşünüyor.
CHP'nin %6'sı FETÖ ile mücadele ettiğini düşünüyor. 19.1 MHP mücadele ediyor. 3.4 HDP, 9.9 İYİ Parti. Burada dikkat etmemiz gereken AK Parti'den sonra MHP ve İYİ Parti geliyor. CHP ve HDP hemen hemen %3.4'te 6 aynı oranda FETÖ ile mücadele ettiği düşünülmüyor. Yine parti ayrımına baktığımız zaman tabii ki bu da iyi bir oran değil. Yani kesinlikle iyi bir oran değil. AK Parti'nin bana göre öyle bir mücadele edilmesi lazımdı ki %100'leri çıkması lazımdı. Aynı şekilde tüm partilerin vatandaş şunu görebilmeliydi. Tüm partiler FETÖ ile mücadele ediyor. Ama CHP'nin içinde vatandaş CHP'nin içinde de FETÖ'nün olduğunu düşünüyor. Şeyle düşünüyor. Bakın aşağıda parti oranına baktığımız zaman AK Partilerin %42.1'i AK Parti'nin FETÖ ile mücadele ettiğini düşünüyor. CHP'nin %4.4'ü siyasi partilerin mücadele ettiğini düşünüyor. Bak CHP'liler bile inanmıyor. Yani CHP'li seçmen bile kendi partisine inanmıyor. MHP'li seçmenin yine HDP'li seçmen zaten bir sıkıntı yok diyor. Bana göre Türkiye'de PYK sorunu da yok. Daha yani şu şekilde PYK sorunu yok. Yanlış anlaşılmasın. FETÖ çıktıktan sonra PYK yanında bir şeyi kaldı. Yani resmen bir piyano olarak kaldı. Demek ki FETÖ, PYK'yı da yöneten FETÖ'ymüş. Çünkü tüm üst akıl kimse FETÖ'yü de o yönetiyordu, PYK'yı da o yönetiyordu. PYK yanında melek kaldı FETÖ'nün yanında. O yüzden HDP'li seçmen de zaten mücadele edildiğini düşünmüyor. İYİ Partili seçmen baktığımız zaman yine bir önce bahsettiğimiz üzere birazcık milliyetçilik ruhları yine şey yapıyor. Arada bir iki söylem sıkıştırılıyor oraya grup konuşmalarında. Kesinlikle yani orada mücadele ettiğini düşünüyor ama bu tablo keşke dediğim gibi hepsi %100'lerde olsaydı. %100'ler keşke maalesef olsaydı. Maalesef ki vatandaş da düşünmüyor. Evet, mücadele bizim edelim. Açımızdan en önemli bölüme de geçelim. Genelde işte Türkiye'de hangi mesleklere çok fazla güveniyorsunuz diye bir soru olur. Basın dikkatimi çekti sizin anketinizde. Siyasi sorulara geçmeyiz mi? Son 10 dakikamız kaldığı için artık buraya da biraz yönelelim diyorum. Basın ön plana çıktı. Basına güvende bir artış mı var ön planda çünkü bayağı? Hangi kurumlar güvenme sorusu mu? Evet evet. Belirtilen kurumlara güvenip güvenmediğinizi belirtir misiniz şeklinde bir soru yöneltmişsiniz. Medya kuruluşları basın %56.4 ekrana geldi. Geldi. Şimdi bu daha önceki darbeden önceki çalışmalarımızın tamamında Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman birinci sıraya yerleşiyordu. Darbeden sonra Cumhurbaşkanlığı birinci sıraya uzun süre yerleşti. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genelkurmay Başkanımızın yani ordumuzun çabasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden bir güven tazeledi. Şimdi medya kuruluşları ben de yani şaşırdım açık söyleyeyim. Medyayı görünce birinci sırada, basını görünce birinci sırada. Ben de şaşırdım. Çünkü medya genelde milletvekilinden sonra en son güvenilenleri, son sırada milletvekili yer alıyordu. Ondan sonra en son güvenilenler arasında bir ilk sırada olmasına ben de şaşırdım. Şimdi şöyle neden medya birinci sırada? Vatandaş bilgiyi nereden alıyor? Medyadan alıyor. Ve kendince güvendiği kanaldan alıyor. İzlediği kanal ona göre güvenli bir kanal oluyor. Güvenli bir kanal olduğunu düşündüğü için en iyi haberi, en güvendiğim şeyi basındır deyip ya bugün milletvekili çıkıp konuşmasında hiçbir şekilde inandırıcı olmuyor ona göre. Ama basın da kendi güvendiği basından izlediği için, haberi aldığı için basın o yüzden birinci sıraya yerleşiyor. Bu da baktığımız zaman normalde iyi bir şey. Keşke gerçekte de böyle bir şey olsa. Eminim de gerçekte de böyledir. İnşallah da öyledir. Basın bu çalışmamızda birinci sıraya yerleşti. Bundan sonraki çalışmalarımızda sormaya devam edeceğiz. Dur bakayım koruyacak. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri basını konjektürel bir öne çıkış olarak değerlendirirsek eğer, ki bence öyle. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanlığı, Emniyet Teşkilatı ilk üçü yine korunmuş durumda. Peki bir sorunuz var. Hangi kanala güveniyorsunuz diye. Bizim çok önemsediğimiz bir konu özellikle. Ulusal kanal yine sıralamalarda dikkat çekiyor. Evet soru geldi. En çok güvendiğiniz haber kanalı hangisi? Neye göre sordunuz bu soruyu? Yani şöyle bir soru mu? Burhan Bey hangi kanala güveniyorsunuz? Fox TV mi, CNN mi, ulusal kanal mı? Böyle seçenekli bir soru mu yönelttiniz? Yok. Yoksa vatandaşın gönlünden geçen bu mi? Bu soruyu biz açık uçlu olarak sorduk. Açık uçlu yani biz herhangi bir şık vermiyoruz. En çok güvendiğiniz haber kanalı hangisidir diye soruyoruz. Kendisi ne isterse onu söylüyor. Herhangi bir şık vermiyor. Sonradan biz kodlama yaparak, araştırmacılara bir kodlama yaparak sıralıyoruz. Bunu iki aydır soruyoruz. İlk ayımızda yine Fox birinci sıradaydı.
NTV ikinci sıradaydı. A Haber üçüncü sıradaydı. En geniş olanaklar da Fox'un elinde ki şu an medyada herhalde. Ondan da birazcık öne çıkma durumu var. Şimdi şöyle, onun yanında bir artistçeyi de olarak da siyasi partililere baktığımız zaman CHP kitlesi izliyor, HDP kitlesi izliyor. Bir kesim AK Partili kesim izliyor. O yüzden partililer olarak oran ayrımı yaptığımız için de birinci sıraya otomatikman yerleşiyor. NTV geçen ayki ikinciliğini koruyor, A Haber üçüncülüğünü koruyor. Burada TRT'de bir sıçrayış var. Bazen şunu diyebiliyor, yani şunu görebiliyoruz burada. Bir slogan neyi getirir? O güzel bir slogan bulursa, o etki ediyor mu? Kesinlikle öyle? Yani bir slogan, bir hareket bazen çok, daha önceki çalışmada yanlış hatırlamıyorsam 8. sırada falan, 7 ya da 8. sıradaydı. Bir anda sıçrayış yapıp 4.'lüğe kadar geldi. Oradaki köşede yazan bir slogan bile bazen büyük şeylere sebep olabiliyor. Benim de hoşuma giden bir slogan da bu. Yok arada. Güzel bir slogan. Gayet iyi seçmişler. Burada geçen Sayın Doğu Perinçek ilk kişi araştırmamızda yorumlarken hiç dikkatimi çekmeyen bir şeydi. Güzel bir şeye değindi. İkinci ile beşinci arasında geçen şeyde Ulusal Kanal beşinci sıradaydı. Ve bu defa TRT'nin sıçramasından dolayı altıncı sıraya geriledi. Ama oran hemen hemen oran olarak yükseldi. Daha önce 8.2'lerdeydi, 8.7'ye çıktı. Oranı yükseldi. Sayın Doğu Perinçek şöyle bir şey söylemişti. İkinci ile beşinci arasında dedi, oran aynı dedi. Yani biz beşinci değil ikinci sayılırız. Arada çünkü çok fazla büyük fark yok. Buraya baktığımız zaman ikinciyi biraz daha yüksek de üçüncü ile altıncı sıra arasında, yani Ulusal Kanal çok neredeyse büyük bir fark yok. Yükleri ikilik bir oran. Yani her an Ulusal Kanal üçüncülüğe de sıçrayabilir. Bir slogan bulalım diyorsun. Yani burada şimdi şöyle, Halk TV gibi bir kanal, CHP'nin bir kanalı. Dokuzuncu sıraya gitmiş. Daha öncekilerde şu çıkmamıştı. Belki daha önceki sonucu izleyen vatandaşlarım şunu diyebilir. Ya daha önce Halk TV yoktu. Biz orada fikrim yokları dağıtmamıştık. Bu defa dağıttığımız için bu 9, 10, 11, 12, 13, 14 çıktı. Daha önce ilk 10'u almıştık ve ilk 10 içinde de ilk 8 kanal vardı. Fikrim yok ve haber kanalı izlemiyorum. 9. ve 10. sıraya yerleştirip fikrim yokları dağıtmamıştık. Bu defa fikrim yokları dağıttığımız zaman TGRT, TL1 gibi, Haber Global gibi kanallar da ortaya çıktı. Ama CNN Türk gibi büyük bir kanal güvenilirliğini yitirmiş. Ben açık açık söyleyeyim, bazı ortamlarda da söylüyorum. Ben de çok güvendiğim bir kanaldı CNN Türk. Yani izlediğim bir kanaldı. Fakat şu anda sadece gülmek için izliyorum. Belki yanlış bir söylem ama sadece gülmek için söylüyorum. Biri şarkı söylüyor, biri şiir söylüyor, biri marş söylüyor. Ben yorum yapmadan gülüyorum sadece. Kesinlikle. Hatta bazen tweet atıyorum. Yani gülmek istiyorsanız komedi filmi CNN Türk açın diye. Dikkatimi çekti. Şimdi 13, bir tanesi haber kanalı izlemiyorum seçeneği. Toplamda 13 kanalın sıralamaya girdiğini düşünelim. Hepsinin arkasında büyük büyük holdingler var. Devletler var tırnak içinde. Devletler var, işte holdingler var. Şu tabloya baktığınız zaman herhalde sadece ulusal kanaldır. Bizim yöntemimizle çalışıp, yani bu kanalı bir şekilde 20 yıldır ayakta tutup ve ilk 6'ya giren, bu sıralamaya giren herhalde sadece ulusal kanal var. Benim dikkatimi bu çekti direkt açıkçası. Şimdi şöyle diyebiliriz. 20 yıldır dediniz ya, dişinizle tırnağınızla kazıya kazıya geldiniz. Kolay kolay ulusal kanal gitmez. Ama arkasında holdingler olan kanallar, büyük şirketler, devletler olan kanallar, o holding elini çektiği anda o kanal yok olur. Ki bunu da gördük değil mi? Yani kesinlikle. Mesela Fethullahçı Gladio'ya yönelik bir operasyon oldu. Bankaları, televizyon kanalları, şunlar çöktü. Tarihin en büyük kumpaslarından bir tanesinin ulusal kanal, genel yayın yönetmenleri, genel müdürleri, haber müdürleri, muhabirleri içeriye girdi. Ambargo uygulandı ciddi şekilde. Bir şekilde altından kalktık ve hala altıncıyız ama şu an bu listede yok. Zaten tarihte de artık öyle şimdi, bir kanal yok. Şöyle, ulusal kanal o yüzden kolay kolay tarihten silinmez. Yani yeri gelir 3. olur, yeri gelir 7. olur, 10. olur belki 1. olur ama asla silinmez. Mutlak çünkü bir tabanı var. Kazıya kazıya gelmiş. O kazıya kazıya geldiği için mutlaka Türkiye'de izi var. O yüzden kolay kolay da tarihten, o dediğiniz gibi, çünkü arkasında bir güç yok ki güç çekildiğinde kendisi de kaybolsun. Arkasına halk gücünü almış. Şimdi izleyiciler şunu diyebilir. İlk defa ulusal kanala geliyorum. Belki yani söylemim doğru olur mu bilmiyorum da ulusal kanalın Sayın Doğu Perinçek'in bile olduğunu bilmiyordum.
İlk araştırmada ulusal kanal çıkınca ben de şaşırdım. Evet, nasıl dedim ya. Hatta beni arayanlar oldu, ulusal kanalın kimin olduğunu biliyor musun? Dedi ya kimse kim bilmiyorum ama dedim. Kimse kimin sonuçta vatandaş ne diyorsa o beni bağlar. Yani beni bağlamaz, vatandaşı bağlar bunu söylediyse. O yüzden vatandaş şunu düşünmesin. Ulusal kanalla benim hiçbir bağım olmadı. Bugüne kadar ilk defa da bu stüdyoya geliyorum. Yani bu vatandaşın söylemi. Son olarak bir de partilere göre dağılımını da verebilir miyiz arkadaşlar? O da çok önemli. Şu dikkatimizi çekti. Güneydoğu'da terörle mücadele güçlenince, yani oradan yine Amerika'nın Gladio enstrümanını, terör enstrümanı yok edilince HDP'li seçmenin de ayrıca bir güveni, yani %19,5 HDP'li ya da kendisini MHP'li olarak tanımlayanlar %10,1 Cumhuriyet Halk Partisi. Ben şu çıkarımı yaptım. Bizi sevse de sevmese de güveniyor. Çünkü en nihayetinde ben haber merkezinde uzun zaman görev aldım. Orada bir haber doğruysa doğru, onu vermemiz gerekir. Yanlışsa yanlış, onu da öyle vermemiz gerekir. Bunu gördüm ama anladığım kadarıyla vatandaş da bunu görüyormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada en güvendiğiniz diye soruyoruz. En güvendiğimiz sorduğumuzda şu anlama da getirebiliriz. En çok izlenen, tabii ki en çok izlenen derken film anlamında söylemiyoruz, diziler anlamında söylemiyoruz. Haber deyince vatandaş şu anda bir dizi izliyorsa haber saati geldiğinde dönüp ulusal kanalı izliyor. Burada partiye baktığımız zaman tüm partilere hemen hemen eşit şekilde bir güven var. HDP'lere en çok. Yani bana göre HDP'nin izlememesi gereken bir kanalda güvendiği için izliyor. Ben doğru haberi ulusal kanaldan alırım diyor. Yani benim fikrime ters olabilir, ideolojime ters olabilir ama ben orayı açayım, doğru haberi alayım. Yani ben bir araştırmacı olarak sadece bir kanala odaklanmam. Tüm kanallardaki haberleri izlerim. Acaba hangisi? HDP'li seçme ve diğer seçmelerde izlemeseler dahil, yani diğer bölümlerini, ama haberi en doğru şekilde ben ulusaldan alırım deyip haber saatinde oraya geçiyorlar. %19,5 gibi bir oranda yüksek bir oran. Yüksek bir oran. Süremiz bitti bu arada. Bu araştırmayı yaptığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Size olduğu gibi bize de çeşitli ithamlarda böyle bazıları bulundu. Ama ne siz bizi tanıyordunuz ne biz sizi. Şevkimizi de artıran bir araştırma oldu. Ya şimdi şunu ayrıca söyleyeyim. Ben teşekkür ederim buraya burada bu fırsatı verdiğiniz için. Şunu da söyleyeyim. Araştırma sonuçlarının hiçbiri benim kendi düşüncem, benim kendi sonucum değil. Şirket olarak paylaşıyoruz ama bu paylaşımların tamamını vatandaştan alıyoruz. Yani vatandaş suçlamak istiyorsa da bizi suçlamasın, kendilerini suçlasın. Yani soru da güzel. En çok güvendiğiniz haber kanalları demiyor. En çok güvendiğiniz haber kanalı. Bir tek tane. Tek kanal alıyoruz. Tek cevap alıyoruz. Sıralamamız çok iyi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Faros Araştırma Şirketi Genel Müdürü Sayın Burhan Eptem'le stüdyomuza kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık, değerli yorumlarınız için. Evet, Sinem Fıstıkoğlu da stüdyoyu bastı. Çünkü benden sonra fikir meydanı var. Süremiz kalmadığı için bu hafta Sinem Hanım'la son 2-3 dakikamızı ayıramıyoruz ama 15 dakika sonra Fikir Meydanı değerli konu ve konuklarıyla karşınızda olacak. Biz de aşağıdan takip edeceğiz. Siz de ekranlarınızın başından ayrılmayın. Hafta sonunun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.